24 ekranlarından iyi akşamlar. Esas mesele programıyla karşınızdayız. Gündem oldukça yoğun, siyasi gündem oldukça yoğun. Peki neler konuşacağız? Öncelikle konu başlıklarımızdan sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Önemli konu ve konuklarımız olacak gün 24 ekranlarında. Esas meselede siyasetin gündemi yoğun demiştik. Meral Akşener'in başbakanlık açıklamaları ne anlama geliyor? Zamanlaması açısından ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına değineceğiz ve Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı sinyali mi? Başbakan olmak istiyorum dedi ancak başbakanlık açıklamasında neler söylemek istedi? E, ne anlamalıyız? Bunu konuşacağız konuklarımızla birlikte. Kimler olacak bu akşam esas meselede? Hemen sizlere kısaca tanıtmak istiyorum değerli konuklarımızı. Doçent Doktor Ramazan Akkır bizlerle birlikte olacak. Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi ve Profesör Doktor Ahmet Akın İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle birlikte olacak. Doktor Taceddin Kutay akşam gazetesi yazarı bizlerle birlikte bu akşam esas meselede konuklarımız olacak siyasi gündem oldukça yoğun demiştik. Dilerseniz hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Tacettin Hocam size sormak <laughs> istiyorum. İlk olarak Cumhurbaşkanı Sen. Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında e, anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve Erdoğan ilk dört maddenin tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti. Bir kez daha ve bu maddeleri değiştirmek CHP'nin kurumsal iradesi midir? Kılıçdaroğlu'nun isteği midir diye bir kez daha sordu. Sizlerin yorumu nasıl olur? Şöyle olur. Bir süredir şaşkınlıkla izlediğimiz bir şey var zaten ortada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Sayın Ekrem İmamoğlu sürekli olarak daha evvel kendisini duymadığımız bir kavramla karşılaştık. Bunda da merkezi hükümet Merkezi hükümet e, faaliyetlerimize mani oluyor, ruh sürekli kullanmaya başladı. Ben o zaman bir şey söylemeye gayret ettim. Yani siz merkezi hükümet diyerek bir federal e, yani uniter yapımızla alakalı bir dönüşümü ve federal bir yönetimi önceleyici bir zihni mi hazırlamaya çalışıyorsunuz? Bu benim sorum e, ve iki senedir soruyorum bu soruyu ve görüyoruz ki geldiğimiz. Noktada Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, vardı nokta e, federal sistemi, yani üniter yapımızın değişeceği bir federal sistemi önceleyecek bir noktaya Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin rağmına ve HDP'nin isteği üzerine, bu çok açık artık görüyoruz, e, gelmek. Bunu çeşitli e, vesilelerle bunun alametlerini görmüştük. Şimdi son olarak gördüğümüz şu, şu noktadayız artık. Ee, bir zamanlar, hakikaten bunu söylemeden evvel şunu da ettim, çok garip. Yani dün bizi biz derken ben Türk siyasetinin sağında, sağına ihsası e, ihsas eden bir adamım. Ben bir siyasetçi değilim ama neticede hani kart dönüp baktığında İmam Hatip mezunu bir takın yalıyorlar diyorlar bana da yani. Evet. Sağcısınız alakalı. yani. Ya öyleyiz yani. Ne olsa da aileden Demokrat Parti, Adalet Partisi evet. diye gelmişiz. Ee, burada sürekli olarak itham edilen şey ana, anayasanın ilk dört maddesini e, halaldar edici tutumlar içinde olmakla Türk sağ açısından işte bunun irtica ile e, biraz daha radikal bir sağdan bahsederken yaftalarlar vesaire. Şimdi birkaç senedir artık bir becaiş yaşandı bunlara sahip çıkan e, Türk sahibi olduğunu görüyoruz ve çok haklı bir yerden sahip çıkıyor. Zira Türkiye Cumhuriyeti maalesef söylüyoruz bunu. Bunu da bir siyasi malzeme olarak söylemiyoruz ki hiçbir zaman olmadığı kadar büyük bir tehlikeyi ensesinde hissediyor. Yani Arap Baharı ile birlikte başlayan süreçte artık bizim güneyimizde, yani Suriye'nin kuzeyinde ve bizim güneydoğu ülkelerimizde. <laughs> ...ön görülen bir tahavvül var. Bunu, bunu çok uzun uzun izah etmeye, ispat etmeye gerek yok. Görüyoruz. Yani adımlarını görüyoruz. Alametlerini görüyoruz. Hal böyleyken Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda bir federal sistem tartışması içerisine girmesi mümkün değil. Ancak bildiğimiz ve gördüğümüz şey şudur. Devletler açısından tabii İngiltere gibi istisnaları vardır... İngiltere gibi istisnaları var. Mesela İsrail de bir istisnadır ama İsrail'in tabii 14 temel yasası var falan. Yani 8-14 farklı bir yapıdır. ancak anayasa bir meşruiyet zeminidir. Şu anda bizim mevcut Meryi Anayasamızla ilgili çok önemli bir sıkıntımız var. Bu sıkıntı da şudur. Şu <laughs> ki anayasamızın adı ne hocam? Yani 82 anayasası. 82, anayasası, 82, anayasası. 82 biz ne diyebiliyoruz Evet. Darbe anayasası. Darbe. Darbe hükümet tarafından yapılmış. Yani meşruiyeti ne? Darbe hükümetine borçlu olan ve o dönemde yapılan referandumda da ya yeter Allah veya düşsünler yakamızdan diyerek milletin bir şekilde anayasadır diye hüsnü mütevazı gösterdiği bir anayasa. Madem şu an Türkiye birkaç senedir 16 Nisan referandumu sonrası iyi yahut kötü beğenirsiniz yahut beğenmezsiniz. Fakat bir başka düzlemde artık. Yeni bir e, rejim değil bu. Yeni bir düzen var. Yeni bir düzen. Buna ne diyoruz? Biz partili cumhurbaşkanlığı yahut cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi hükümet sistemi. yahut hükümet sistemi yahut isterseniz başkanlık sistemi değil. İstediğinizi söyleyin. Yani sokaktaki adam olarak istediğinizi söyleyebilirsiniz ama bir başka düzlem var. Bunun kendine mahsus bir meşruiyet zemininin olması lazım. Bu da nedir? Bunun ruhuna uygun bir anayasadır. Burada birincisi anayasa ile ilgili bir endişe var. Endişe derken bir tasa var. Yeni bir anayasa yapalım. Buyurun birlikte yapalım. Siz gelmiyorsanız biz yapacağız. Bunlar söylendi. Burada yola çıkılırken önemli olan şey şu olarak karşımıza çıkıyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti devletini her şeyden evvel bir devleti var eden şey toprak hakimiyeti. Bir, toprak hakimiyetiyle başlıyor. Dakika bir, toprak hakimiyetiniz yoksa hiçbir şeyiniz yok. İki, orada hakimiyeti kurduktan sonra hukuk düzeninizi tesis edersiniz. Hukuk düzeninizi de tesis ettiniz mi? Nasıl bir yönetim tercih edecek? İsterseniz monarşi, isterseniz diktatörlük, isterseniz demokrasi, isterseniz anarşi yani siz bilirsiniz. Ama bu üçüncü adımda gelecek şey. Birincisi evvela ilk adımda en önemli endişemiz bizim toprak bütünlüğümüz. 782 bin kilometre kareden bir metre kare azına razı değiliz. Bir metre kare azını vermeyeceğiz. Daha fazlasını isteriz. Emperyal bir devletiz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Öyle bir amacımız yok. Bu açık. Ancak bununla birlikte tarih bizi bazı şeylere zorlarsa Kıbrıs Harbi'nde olduğu gibi. icbar ederse hali alem vazi icabatı da yerine getirilir. Çünkü biz emperyal bir devletiz. Yani geleneğimiz orada. Ve biz bu yatkınlıklarımızı bir şekilde e, gemliyoruz. Bu sebeple söylenecek şey yeni anayasada bir toprak hakimiyetimizden herhangi bir şekilde vazgeçmemiz mümkün değil. <laughs> ki Türkiye Cumhuriyeti'ne kendi içinde var kılan bir takım umdeler var ki Bunlardan vazgeçmemiz mümkün değil. Bunlardan birisi bayrak. Biz bayrağımızdan vazgeçemeyiz. İkincisi başkent tartışmalarının bir alemi yoktur. Ha, başkentimizden vazgeçemeyiz. Layıklıktan vazgeçebilmek gibi bir lüksümüz yok. Yeniden tanımlarız o ayrı. Ancak vazgeçemeyiz. Bu gibi şeylerimiz var. biz bunlara ne kadar tarafız, ne kadar değiliz. Bunlar ayrı tartışma konuları. Ancak yeni sistemin ruhuna uygun bir anayasa yapacaksanız eğer bu devleti toprak hakimiyetiyle toprak hakimiyetinden sonra tesis ettiği hukuk düzeniyle ve hukuk düzeninden sonra tesis etmiş olduğu cum demokratik cumhuriyetle tevil edilebilir bir meşruiyet zeminine kazandırmamız lazım. Ki vardır böyle bir zemin yok değildir. O ayrı bir mevzu ama çok önemli bir defosu var ki darbe hükümeti tarafından yapıldı. Ve e, maalesef Yamalı borça, rahmetli Demirel Yamalı borça derdi bir Yamalı borça bu bu yamalı borçayı görüyorsunuz. Yani bir patchwork. 40 yani üç günde bir bir yama. yama. Kaç defa torba e, yasalarla. Sürekli torba yasalar falanlar. Narfa'da da torba. torba. <laughs> o da uygun ruhuna şey. uygun bir şekilde. <laughs> Ez cümle şunu söyleyerek lafı fazla uzatmayayım. bu durumda bizi yeni bir anayasa konuşmaya sevk eden, icbar eden şey içinde bulunduğumuz durum. Bu durum bize yeni bir anayasayı konuşmak zorunda zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor. Gönül ister ki bir konsensüs demokrasisi olsun. Bir rekabetçi demokrasi olmasın ve bu konsensüs demokrasisi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini ve bütünlüğünü savunduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi gibi İyi Parti gibi partilerle birlikte HDP'yi ben bu denklemin içine almam çünkü onun çok önemli bir meşruiyet sıkıntısı var. Yani bırakın anayasa hazırlıklarını Efendim? HDP meşru değil mi? Yani bence değil. Sizcesini biraz daha siz e, anlatın. Şey meşru diyor yani. derler. Derler. Çünkü bakın meşru neyse meşru legal. Meşru şerata uygun demek. Şer şerife uygun demek de o, o ayrı bir bahis. Şunu söyleyelim. Demokrasinin meşruiyeti, legalitesi silahı bıraktıktan sonra başlar. Silahla bu kadar yan yana gelmiş bir siyasal yapının ...meşru olmayacağını biz İrlanda örneğinde de gördük. İspanya örneğinde de gördük. Sık sık aynı şeyi tekrar etmenin alemi yok. Bir Batasuna örneğidir herkesin dilinde. Ben Türkiye'den yola çıkarak şunu diyeceğim. Hala dağlarında teröristlerin gezdiği bir ülkede... ...bu terör örgütüyle yan yana gelmiş bir partinin... ...yan yana gelmek ne demek yahu? Bunun genel başkanı çıktı ve dedi ki... ...bu Sayın Öcalan'ın en önemli projesidir bu parti dedi bunu tekrar edelim. Böyle bir partinin meşruiyeti olmaz. E, CHP ile İyi Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ile ve AK Parti ile birlikte bu anayasanın ve Saadet Partisi de tabii parlamentoda onlar da var. Hatta Türkiye İşçi Partisi de var. Onlar da meşru bir partidir ve parlamentonun bir parçasıdır. Gönül ister ki bunların iştirakıyla bir anayasa taslığı hazırlansın ve demin zikrettiğimiz kaygılar göz önünde bulundurulsun. Bunun haricindeki her türlü çaba lafı güzel. Yani siz havanda su döersiniz, vakit kaybedersiniz, bir yere de varamazsınız. Çünkü yaşayan bir organizma olan devlet kendi istikbalini tehlikeye at atacak e, faaliyetlere izin vermez. Anayasa ile ilgili de vermez. E, farklı mekanizmalar devreye girer. İşte anayasa mahkemesi girer. İşte yargıtay girer falan girer filan girer, girer ama müsaade etmez. Peki Sayın Ahmet Akın sizin yorumlarınız e, bu konuda ne olur? Siyasette e, ilk dört madde polemiği devam ediyor ve bugün iki buçuk ay aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları da e, merak ediliyor ve AK Parti grup toplantısında bugün önemli açıklamalarda bulundu. Sizin yorumlarınızı da alabilir miyiz? Şimdi e, bu tartışmalar e, anayasayla ilgili uzun sürede devam ediyor. Hatta bundan 5-6 yıl önce zannedersem işte CHP'nin de içinde olduğu evet. partiler bir araya gelip birçok maddede anlaşmışlardı fakat bazı maddelerdeki uyuşmazlıktan dolayı o çalışma yarım kalmıştı. Halkımızın ciddi bir talebi var. Halkımız hala darbe darbenin izinin olan bir anayasayla yönetilmek veya bu anayasaya tabi bir e, yönetim sistemini istemiyor. Bu çok net. Çeşitli anketler var. Yani büyük bir kesim anayasanın özellikle bundan 30 40 yıl, 40 39 yıl önce yani 82'yi düşünürsek yapılmış bir anayasanın bugünün ihtiyaçlarına cevap vermedi ortada. Hem insan hakları bakımından hem yönetimdeki efendim değişimler dünyanın geldiği nokta. Tabii bu nereden çıktı bu tartışma? Bu tartışma 3-5 gün önceki şeyin üzerine bina edilmiş. Bugün Cumhurbaşkanımızın konuşması da aslında büyük oranda onunla ilgiliydi. Neydi o? İşte az önce konuştuk. HDP meşru mudur değil midir? Bir HDP tutum belgesi açıkladı 27 ee, e, e, Eylül'de. O belge çok güzel kamuflaj edilmiş. E, kamufle edilmiş demokrasi ambalajıyla. E, altına bütün aslında efendim e, ne derler Zihi, dışı. evet avuyu bal ile servis ederler e, gibi tasın içerisine. Öyle bir ana şeydir, tutum belgesiydi. Neler vardı orada? İşte e, kayyum atamaları e, dedikleri işte terörden tutuklanan veya hakkında soruşturma olan belediyelerin veya diğer kamu kuruluşlarının yerine tekrar eskisini getireceğiz diyen bir belge. Onu da CHP de hem fikir, İyi Parti de zannedersem bu konuda. Hatta birçok Millet İttifakı'nın şu anda bileşeni olan partiler aynı fikirdeler. Ama orada bir diğer maddede demokratik özellik bu az önce Taceddin Hocam söyledi. Ee, şeyinde efendim Ekrem İmamoğlu'nun da yerel yönetim, merkezi yönetim ayrımını hatta Tunç Soyer'in de açık evet. açık deklare etti. Yerel yönetimleri güçlendireceğiz diye şeyden. O tartışmanın üzerine bina edilmiş bir konuşmaydı. Konuşmanın özünde de şu var. İlk dört madde değiştirilemez. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'na İmece TV'de soruyorlar anayasa değiştirilebilir mi? Pek tabii değiştirilebilir diyor. İlk üç maddesi tabii ki diyor. Yani aslında Atatürk'ün efendim e, birçok noktada <laughs> izinin olduğu bu efendim anayasamızdaki ilk dört madde işte devletin yönetim biçimi ondan sonra e, devletin başkenti devletin dili ve devletin bayrağı zannedersem Kılıçdaroğlu e, tam bilmediği için belki. Değiştirilebilir demiştir ama ben de şimdi yanlış yapmayayım. Herhalde bu unsurlardan söz ediyor evet. ilk dört madde. E bunların değiştirilmesi ve bunun üzerine e şeyde de bir e, e, Erozan İYİ Partili <laughs> İbrahim Kaboğlu Erozan ve HDP'nin de içinde bulunduğu bir hatta bu e, HDP, CHP ve İYİ Parti'nin İYİ Parti'ye ne kadar inkar etse de CHP, HDP biraz daha evet. me 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 edilmiş duruyor o ittifakta nın temeli olan o anayasa görüşmeleri ortaya çıktı ve Kabaoğlu bunu onay onayladı. Erozan da iyi Partili bir vekil zannederse veya yönetici o da içinde bulunduğu söyledi. O zamandan temeli atılan şey Cumhurbaşkanımızın eee serzenişi ve efendim e, iddiası da böyle bir şeyin olmayacağı yönünde. Bunu şimdi Türkiye'de sorsak başkent değişsin mi? kimsenin böyle bir gündemi yok. Dilimiz yani dilimiz Türkçe. Atatürk çok güzel tanımlamış Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan millete Türk milleti denir ve bu millet bir şeyi temsil eder bütünlüğü temsil eder. Fakat tam tersinden bakalım yani HDP'nin Kürt sorunu dediği bugün ve Anayasa'da bununla ilgili değişiklikler yapılması diye tutum belgesinde ifade ettiği önerdiği şeylerin aslında büyük bir kısmını bugün Kürt sorunu dediğinizde hani olanaklar, haklar, fırsatlar, yaşam Efendim standartları, kalitesi açısından Hakkari'de, Iğdır'da, Şırnak'ta ne varsa Erzurum'da veya Edirne'de veya İstanbul'da da aynısı var. E, dil ve kültürel haklar bakımından eğer HDP Kürt sorunu olarak görüyorsa ve bunun anayasada yer almasını istiyorsa, değiştirilmesini böyle bir dil veya kültürel haklar bakımından değişiklikler istiyorsa, e, TRT Kürt'ü kuruldu. ya Bunu şey olarak söylemiyorum, bunu Cumhurbaşkanımız da hiçbir zaman A, hakkınızı verdik demiyor. Zaten olması gereken bir hatayı düzelttik e, şeyinden, zaviyesinden olaya bakıyor. AK Parti hükümeti de böyle. Bunlar zaten olan şeyler. Şu anda yani anayasada CHP, HDP, İyi Parti ve bugün altısı da partilerin deva ve gelecek deva zannedersen Bahadır Erdem de oradaydı İyi Parti'den Aha. bir araya gelip e, bu anayasa görüşmelerinin altyapılarını yaptıklarını ve Millet İttifakı'nın işte şeyini, temellerini attığını, bu ittifakı netleştirmeye çalıştıklarını söylediği toplantılarda acaba ne konuşuluyor? Çok merak ediyoruz. İlginç olan şu, benim aldığım bilgilere göre CHP'de Kılıçdaroğlu ve çok dar bir ekip tabandan ve diğer yönetimden, MYK'dan ayrı hareket ediyor ve kafasında ne olduğunu kimse bilmiyor. Aynı şey İyi Parti için de geçerli. Yani böyle bir karmaşa var. Bu karmaşanın ortasında Cumhurbaşkanımızın net tavrı var. Bu anayasa artık bugün ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Değiştirilmelidir. <laughs> Ve bunu da yapmak isterken tek başımıza biz MHP ile veya AK Parti MHP birlikleriyle yapmayalım. Gelin herkes önerilerini ortaya koysun. Bunu defalarca dile getirdi. İnsan hakları bakımından, hukukun üstünlüğü bakımından veya evrensel ilkelere ulaşma anlamında neler yapılması gerekiyorsa gelin hep birlikte yapalım dedim. Fakat anlaşılan e, bizim anayasa yani Cumhur İttifakı'nın anayasadan anladığı şeyle Millet İttifakı'nın değiştirmek istediği şeyler birçok noktada örtüşmüyor. Özellikle bu ilk dört madde e, bakımından e, ne diyecek buna İyi Parti, EDP'nin olduğu bir masada hangi anayasa değişikliğini hangi bağlamda ele alıp ortak bir payda bulabilecek de bunu açıkçası çok merak ediyorum. O tarafta tam bir karmaşa var. Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı arasında ise tam bir uyum var. Büyük noktada ne oranda maddelerde anlaşmışlar veya çalışmalarını beraber götürüyorlar. Hem Devlet Bahçeli hem Sayın Cumhurbaşkanı bu anayasanın halkın hakkı olduğunu, 40 yıllık bir anayasanın bugün ihtiyaçlarına cevap vermediği noktasında hem fikirler. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Çok kısa sürede inşallah bunun çalışmaları başlar. Biz de bir an önce çağa gündeme, güncele uygun bir anayasayla yönetiliriz. E, peki, Sayın Ramazan Akın da sormak istiyorum. E, Sayın Akın ve e, Tacettin Kutay da belirtmişti e, 82 anayasası ile ilgili bir darbe anayasasının olduğunu. <laughs> ve biraz önce e, Sayın Akın da söyledi, e, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın anayasa anlayışı birbiriyle örtüşmüyor. Ve özellikle CHP açısından baktığımızda da bir kafa karışıklığı hakim. Yani net bir duruş, net bir açıklama yok dedi. Sizin bu konuda yorumlarınız ne oldu? Tabii ya yani hepimiz şu konuda hem fikiriz. Evet Türkiye'nin bir yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Çünkü anayasalar temelde toplumsal uzlaşı metinleridir ve bir toplumun nasıl birlikte yaşayacağını, hangi parametreler etrafında bir bütün oluşturacağını temelde anayasalar sağlar. Anayasalar verir. Evet bizim anayasamız her iki konukta, her iki arkadaşım da söyledi. Sonuçta 80 anayasa, 82 darbesinden sonra yapılmış bir metin. Artık sürekli deline deline yamala bohçaya dönmüş bir metin bu elimizde şu anda her halükarda zamanın ruhuna uygun, çağın ruhuna uygun çağın dünyasına uygun bir bir anayasaya ihtiyacımız var. Ancak burada tabii yeni anayasa hangi parametreler doğrultusunda yapılmalı? Sizin sorunuz çok haklı bir soru, güzel bir soru. Şu anda yeni anayasa tartışmalarında e, Millet İttifakı'nın istemiş olduğu yeni anayasayla, yeni, yeni anayasa tasavvuruyla Cumhur İttifakı'nın anayasa, yeni anayasa tartışmaları aynı anlama mı geliyor? Hı hı. E, Taceddin Bey aslında güzel bir e, yere ışık tuttu. Hı hı. E, özellikle bu Arap Baharı'ndan itibaren zaten e, Türkiye e, Türkiye bir şekilde ateş çemberinin içerisindeydi. E, neredeyse tüm komşumuz, komşumuzda e, iç savaşa varan Hadiseler gerçekleşti. Şu anda Irak e, parçalanmış durumda. İran e, gittikçe etkisini etkisini kaybeden bir devlet. E, Suriye hakeza 2011'den itibaren Arap Baharı ile beraber e, bölündü, parçalandı. Şu anda artık bir Suriye'yi konuşamıyoruz. E, Tabi e, Taceddin Hocam konuşurken Henry Kissinger'ın bir sözü aklıma geldi benim. Diyordu ki Henry Kissinger e, kıyamet savaşı olacak. Orta Doğu'da dengeler değişecek. 7 ülke e, işgal edilecek ve büyük İsrail devleti kurulacak. Yedi ülkeden birisi de diyor Türkiye'dir. Bakın, e, Suriye'deki iç savaş başladığı andan itibaren aşama aşama bu iç savaş e, sanki yeni bir harita, yeni bir e, düzen. düzen kurmak için Türkiye'de bir şekilde e, bu savaşın ve bu işgalin, bu bölünmenin parçalanmanın. Bu kaosun bir parçasına dönüştürülmeye çalışıldı. Şu an böyle bir Burada. iklim mi oluşturmaya ee, çalışılıyor peki sizce? Bu, bu iklim evet. zaten sürekli bizim en, sürekli canlı burası. Hı hı. Bakın Türkiye e, ABD sonuçta tarihsel bir müttefikliğimiz var Türkiye'nin ABD ile e, neredeyse cumhuriyetin kuruluşuyla başlayan e, Demokrat Parti döneminde konsolidele etekemeye bürünen konsolide olan bir ilişkiydi bu. Ancak e, bu süreçte ABD YPG'ye tonlarca silah, tonlarca kamyon silah verdi. Aynı şekilde Yunanistan ve Bulgaristan'daki adaları silahlandırdı. Burada zaten bir kuşatma her halükarda var. Onun için Türkiye'nin son dönemde yapmış olduğu savaş teknolojisi bağlamında, silah teknolojisi bağlamında yapmış olduğu hamleler çok doğru hamleler. Bu kuşatılma var. Bu Arap Baharı'ndan itibaren bölgenin aslında tek kazananı vardı İsrail'di. Hem kendi gücünü konsol gücünü artırdı, gücünü konsolde etti ve artırdı. Ve etrafındaki tüm ülkeleri istikrarsızlaştırdı, istikrarsızlaştırdı. Buradan hızlıca tabii bu boyutu ihmal etmemek lazım. Evet Türkiye'nin bir beka problemi var. E, bu bu konuda uyanık olmak zorunda. Akademisyeni, yazarı, çizeri, e, gazetecisi bu buradan bir dönüş yok. Bir ikinci boyutu evet yeni anayasa tartışması var. Siz haklı bir soru sordunuz. Evet şu anda İB e, Millet Partisi ile Cumhur İttifak Millet İttifakı aynı, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı aynı anayasayı mı konuşuyoruz biz? Aynı anayasa tasavvuruna mı sahibiz? Biraz önce Ahmet Bey güzel bir örnek verdi. İbrahim Kabaoğlu döneminde CHP bu anayasayı tartışmalarını başlattı. Bir anayasa taslağı hazırladı. Fakat bu anayasa e, Türkiye'nin tarihsel, sosyolojik gerçeklerine aykırıydı. Ee, ama e, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu anayasa e, biraz daha şu anda ülke yapmak istediği anayasa bu ülkenin gerçeklerine daha uygun. Evet, biz birlikte yaşayacaksak, evet, birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bir toplumda sosyolojik olarak, ben sosyoloğum, sosyolojik olarak farklı kutuplar, farklı e, azınlıklar, ...toplumsal farklılıklar olabilir. Bu çok normal. Mesela e, farklılıkların e, bir arada yaşamayı öğrenmesi... ...bir arada yaşamayı e, becerebilmesi. E, ve ben e, Türkiye aslında yeni anayasayla... ...bu soruna ciddi bir e, katkı sağlayabilir. Son dönemde e, anketleri takip ediyorum bu bağlamda. Yeni anayasa nasıl yapılmalı? Aslında toplumun da ne düşündüğüne dair anketler sonuçta toplumun nabzını veriyor bize. Toplumun ne düşündüğünü, toplumun genel eğilimini bize gösteriyor. Toplum belli başlı kavramlar etrafında e, konsolde olmuş durumda. Örneğin Atatürkçülük, örneğin milliyetçilik, Türk milliyetçiliği, e, demokratlık ve dindarlık. E, siz bir anayasa yapacaksanız ve bu anayasa toplumun ruhunu yansıtmalı. E, ama e, burada temel problem bu anayasada özellikle Millet İttifakı'nın e, bu sonuçta bir aynı zamanda seçim çalışması, e, seçime dönük 2023 e, vizyon, 2023 seçimine dönük bir çalışma. Bu e, anayasa çalışmalarında HDP nerede olacak? Evet HDP legal olmakla birlikte meşru bir parti değil. Çünkü sırtını siyasete değil, terör ve şiddete dayamış bir parti. E, fakat Millet İttifakı'nın unsurları HDP'yi de bu ittifakın içerisinde tutabilmek için e, örtük bir biçimde HDP'nin isteklerini yeni anayasa yedirmeye çalışan bir 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 e, şark kurnazlığı var burada. E, örneğin evet Türkiye'nin bazı problemleri var ama Türkiye'nin e, en temel korkusu da bölünmek, parçalanmak diye bir korkusu var. E, siz bu korkuyu e, ortaya çıkarabilecek maddeleri ya da düşünceyi destekleyecek, destekleyecek ortaya çıkarabilecek, hı hı. destekleyecek şeyleri anayasa yansıtırsanız bu problem yaratıl ve yaratır ve korkuyu e, derinleştirir. Düşünün ya sonuçta Osmanlı İmparatorluğu gibi 3 kıtada at koşturmuş, 3 kıtada toprağı olan bir bir imparatorluk küçüldü ve sonuçta Anadolu'dayız. Anadolu'ya hapsolduk. Ya yeniden e, Henry Kissinger'ın sözünü o sözü onun Tekrar için önemli. Evet, o yeniden veriyoruz. mi küçüleceğiz? Ya onun için burada toplumu konsolide edebilecek, birlikte yaşamamızı derinleştirecek, birlikte yaşamamızı teşvik edecek, ötekileri barıştıracak ve aynı toprakta beka sorunu olmadan yaşayabileceğimiz, bizi yaşatacak bir anayasaya tabii ki ihtiyacımız var. Ee, tabii burada e, temel problemlerden birisi, evet Cumhur İttifakı'nın e, söylemiş olduğu, ortaya koymuş olduğu yeni anayasa tasavvuru, Cumhuriyet'in aslında şu ana kadar ortaya koymuş olduğu başarıyla çok uyumlu. Artık belli konularda bir konsensüs sağlanmış durumda. Bu ülkenin bayrağıyla, bu ülkenin başkentiyle, bu ülkenin işte hukuk devlet olmasıyla, sosyal devlet olmasıyla, refah devlet boyutuyla bir problem yok. Ama e ne hikmetse son dönemde şunu da tartışıyoruz biz yeni, yeni anayasa bağlamında. Ee, Cumhur İttifakı yeni anayasa tartışmasını başlattığı andan itibaren yeni anayasa isteğini ortaya koyduğu andan itibaren karşımıza bir laiklik problemi geliyor. Sanki Cumhur İttifakı laikliği delmeye çalışan bir algı e, piyasaya sürülmeye başlıyor. Fakat tam tersini aslında laikliği Türkiye'nin temel sütunlarını dinamitlemeye çalışan şu anda aslında Millet İttifakı'nın tasavvuru, onun için İbrahim Kabaoğlu tarafından ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ön sözünü yazmış olduğu anayasa taslağında e, gizlenen, anayasa. gizlenen anayasa taslağı bu tartışmaları ortaya çıkardı. E, sanki Türkiye'nin e, birlikte yaşamasını değil de bölünmesine zemin hazırlayacak bir anayasa tartışmasıydı. Onun için burada e, birlikteliği ön plana çıkaran e, toplumsal uzlaşıyı derinleştirebilecek yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Peki hocam biraz önce anketlerden de bahsettiniz. Toplumun bunu evet. hani, e, orada e, kalmıştık. Bununla ilgili biraz e, açabilir misiniz? Toplumun bu konuda anketler çerçevesinde sizin gözlemleriniz nedir? Şimdi toplum e, son hem e, Millet İttifakı'nın yapmış, yapmış olduğu anketlerde hem de e, Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu farklı kamuoyu şirketlerinin anketlerinde Toplum belli kavramlar etrafında konsolde olmuş durumda. Evet, bu toplumun örneğin ekonomik problemi var. Hayat pahalılığını bir problem olarak görüyor. Eğitimle ilgili problemi var. Ama bu toplumun, bu toplum birlikte yaşamak istiyor. Hı hı. Atatürkçülükte, dindarlıkta, milliyetçilikte artık konsolde olmuş durumda. Ee, ve burada ilginç olan aslında ilginç bir denklem ortaya çıkıyor. Ee, Millet Cumhur İttifakı'nın temel parametreleri aslında e, bir taraftan ülkücülük var, bir taraftan Türk milliyetçiliği var, bir taraftan da Atatürkçülük var, bir taraftan da AK Parti bağlamında düşündüğünüz zaman dindarlık var. Ee, toplum aslında toplumun önemli bir kesimi, %60'ı, %70'i bu kavramlar etrafında konsolde olmuş durumda. Onun için yeni bir anayasa yapacaksanız, bu algıyı, bu konsolidasyonu güçlendirecek, birlikte yaşamayı güçlendirecek bir anayasa olmak zorunda. Toplum bu noktada aslında berrak. Toplumun bu bağlamda, evet şunu da uzun zamandan beri biz yeni anayasayı konuşuyoruz, yeni anayasa tartışmaları var. Yeni anayasayı tartışıyoruz. Evet toplumun yeni anayasa kadar ekonomi problemi var, hayat pahalılığı var, yeni anayasa biz yapmak zorundayız ki bu sorunları daha hızlı bir şekilde çözebilelim. Peki şimdi yeni anayasa tartışmalarına bir virgül koyalım dilerseniz. Gündemin bir diğer sıcak önemli başlığı ona geçelim. Akşener'in açıklaması, başbakan olurum açıklamasıyla ilgili. Sayın hocam size sormak istiyorum. Bugün hatta yanıt verdi. Yeni sistemin ilk başbakanı olmak istiyorum dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener. Ancak şunu da dikkat çekmek istiyorum. Şunu da dikkat çeken bir açıklama. İYİ Parti'den gelen bir açıklama. Yavuz Ağaroğlu'nun açıklaması ikna edilirse Akşener'in de Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyleyen bir açıklama da geliyor İyi Parti'den. Bu tablo sizce nasıl okunur? Ee, burada esas bu mesele ilgili. Ne nedir sizce? <laughs> bir deyimle. bir dakika hocam tahrik etme iş <laughs> <laughs> var. O konuyla yani. o kaideler muvacehesinde öyle zaten bulunalım. Bu da şöyle. Lütfü Türkan ne demiş? <laughs> şimdi İyi Parti maalesef e, kapalı çarşı gibi bir parti. Yani tamam Bakırcılar kapısında öyle deniyor da bakalım halı kilimciler kapısına ne deniyor yani? Siz iyi Parti içerisinde bir söylem bütünlüğüne şimdiye kadar denk geldiniz mi? Kuruldu, kuruldu. Abi bir soru tahkir falan değil. Yani, yani bugün Lütfü Türkkan bir şey söylerken, Aytun Çıray şurada bir şey söylerken, Bahadır Erdem. Yavuz Ağır Ali Oğlu şurada bir şey söylerken, Bahadır Erdem burada bir şey söylerken, bir <laughs> de Meral Akşener sesini duyurmaya çalışarak bir takım iddialarda bulunuyor. Şimdi ben e, bunu bir tipik araz olarak görüyorum ki bir e, maalesef iyi parti tabi bir parti olarak karşımıza çıkmadı. Ancak büyük bir muvaffakiyete imza attı. Bak, yani bütün tenkitlerimiz bir muvaffakiyetin hak teslimini e, ortadan kaldırmıyor. Bu da şu bir parti kuruyorsunuz. Memlekette 30 senedir 40 senedir 50 senedir siyaset yapan partiler var işte isimlerini sayıp da incitmeyelim. Yüzde bir bir buçuk. 1.75 adam %10'u geçti abi. Aynen. Demek ki doğru bir damar buldu Türk siyasetinde. Bir sosyolojik arka plana tekabül etti ve geçti. Ve devam ediyor bu muvaffakiyet. İki aşağı üç yukarı ama bir yere bir zemini oturdu. Bu bir tutarlılık. Ama çok önemli bir tutarsızlık var o da şu. İyi Parti tabii bir parti olarak ortaya çıkmadığı için maalesef ve maalesef bizim İyi Parti politikalarıyla ilgili bir kesinlikten bahsetmemiz mümkün değil. Çok önemli bir kesinliğimiz var. Bu da şu. Bunlar yabancı karşıtı. Yabancı karşıtı. Evet. Bu kesinlik 2 kere 2 4. Kim olursa olsun partinin içinde de mi saydığım hepsi. Bunlar yabancı karşıtı. Ama ondan sonra seküler mi? Tak takkeli takunyalı mı? Türk milliyetçisi mi? Enternasyonalist mi? Bak bunların hiçbiriyle ilgili konuşamıyoruz. Aynen. söylediğimiz patchwork var ya patchwork'in kralı burada ya. Yani. Aynen. <laughs> patchwork. Şimdi hanımefendiler kusura bakmasınlar patchwork, patchwork ne? o yeni. Kırk yama. Kırk yama. Ha. Hani şimdi ben de hanımefendiler artık patchwork diyorlar. Patch. Patchwork. kadın evet. programlarında yoksa kırk yama diye. Patchwork. Seccadesi falan olur eskiden. Yani. Şimdi efendim ben geçenlerde bir şey söyledim Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı ne bilsin adamcağız dedim. Yani bunu da bir tahkir ile söylemedim bu. Va esefa e söylenebilecek bir şeydir, zira maalesef bir suni şekilde o koltağa gelen zat kendisini oraya getirenler var. Onlara medyunu şükran ve e, orada olmanın bir bedeli var. Kendi eline gelen ki bunu Tunca Özkan zamanında söyledi. Biz parti içerisinde kurullarda konuşuyoruz bir takım şeyleri, daha sonra kararlar başka yerlerden dikte ediliyor dedi. Hatırlarsınız. Aynen. Ben iftira etmiyorum. Tunca Özkan ki partinin önemli vitrin isimlerinden biridir. Cumhuriyet mitinglerinin kahramanı. Bu zat söyledi. İyi Parti'de de aynı araz var. İyi Parti'de tabii bir şekilde kurulmuş bir parti olmadığı için bir takım şeylerin, bir takım şeyler hakkında, politikalar hakkında partinin nasıl bir noktaya geleceğini partinin iki numarası bilmiyordur. İki buçuk numarası da bilmiyordur. Hatta çoğu zaman Meral Hanım da bilmiyordur. ...maalesef... İşte ...bunun ne demek olduğunu... yani ...birazcık irfan ile anlaşılır bu söz... ...lafın fazlasını da söylemem... Ee, ...yani hiçbir yere... ...karşı nötr olmak istemem hukuk önünde... Ee, ...yeter yani... <laughs> ...köyün bütün dertlerini de... ...ben sırtlanacak değilim... ...ancak söylenebilecek şey şu... ...burada Meral Hanım'ın... ...Başbakanlık'la ilgili... ...söylediği söz... ...ben tutarlı bir genel başkanım imajıdır... ...bu da ne... Biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. Güzel, böyle bir talebiniz var. Bizim bir siyasal partiden talebimiz tutarlı duruştur. Güzel, tebrik ederiz bu noktada. Ancak bu noktadaki ısrarı devam edecek mi, etmeyecek mi onu Meral Hanım da bilmiyor. Hı hı. Onu Meral Hanım da öğrenir günü geldiğinde. Nasıl Kemal Bey aday olup olmayacağını öğreneceksin. maalesef. Ee, ez cümle, bu noktada ben... İYİ Parti'den herhangi birisinin yaptığı, herhangi bir ismin yaptığı, herhangi bir açıklamayı çok İRAP'ta mahalle olacak bir açıklama olarak görmem. Çünkü dediğim gibi iki önemli mani var. Birincisi partinin kendi içinde bir söylem tutarsızlığı var. Sürekli var. Bir kere olsa ya bir yol kazası. ikinci kere ya işte muska bu yine bastılar adamcağızlar hanımefendi falan. Üç, dört, beş ama bu bir... Temadi eden bir arazi ki dediğim gibi bazı şeyler tabi olarak partinin kendi yapısı içinde, kendi organları içinde kararlaştırılmış şeyler olmanın ötesinde yerlerden, yerlerde görüşülerek servis ediliyor. Maalesef servis ediliyor. bunu Ve bunlar da kabul görüyor. Bu benim iddiam değil. Bu partilerle alakalı olarak bir takım itirazlarda bunu partiden ayrılan insanların iddiası. Peki sizin söylediğiniz... Ümit bu... Özdağ, Muharrem İnce. Hı hı. Sizin söylediğiniz bu iklimde peki ittifak nasıl devam eder? Millet ittifakı mı? Valla şöyle devam eder. Ee, bunlar e, eskiden çayırda düğün yapılırken böyle <laughs> seri bağlı ampuller asılırdı. Evet. Birini gevşettim hepsi söner. Çünkü seri bağlı o ya. Öyle mi? E tabii hocam He, seri bağlı. Onu bilmiyordum. Öğrenmediniz mi ya? Yok, bilmiyordum. Seri bağlıdır ya. Birini <laughs> gevşetince hepsi seri, seri bağlı ya. He, seri bağlı. Elektriğin akması Sen lazım. Seri muydun hocam? Yok hocam. <laughs> ben de bilmiyormuşum. Evet. <laughs> İkimiz de bilmiyormuşuz hocam. Evet. Şimdi bunların aynı yere bağlandıklarıyla ile <laughs> alakalı bir sıkıntımız var. var. Yani kuruluşu itibariyle, tabii kuruluşu itibariyle NATO'cu bir Demokrat Parti sayalım onda ittifakta. O çizgiye e, Sayın Kılıçdaroğlu sonrası tam bir iman ile gelmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, kendilerinden kurtulmakla rahatladığını söylediği, ben söylemiyorum MHP tarafından söyleniyor bir, e, 80 öncesinden kalma bir Atlantikçi kitlenin riyaset ettiği bir İYİ Parti ve e, biz sırtımızı YPG'ye, JPZ'ye bilmem neye, ya alfabeye evet. dayadık diyen HDP ki Amerika'nın kucağında olduğu en aşikar olan. Bunların aynı merkeze bağlanmaları aynı tarzı siyaseti beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bana şunu soruyorlar arada sırada programlarda. Ben hep aynı şeyi söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Seçime kadar İyi Parti ile HDP'yi aynı sepette tutmanın yolu bunları kavga ediyor göstermektir. Bunlar kavga edecekler. Kavga ederek birbirlerine meşruiyet kazandırıyorlar ama öz itibariyle onlardan biri çıktığında diğerleri ışıksız kalıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu hesap uzmanı benim kadar bilir matematiği benden iyi bilir. Yani sosyal bilimci. Tabii istatistik okudum okuttum da şunu hatırlayalım. Milliyet İttifakı'nın aldığı reyne 47 48 49 evet. 50 51 bilmiyoruz o aralar. HDP'yi çıkardığınız zaman hiçbir şey yok. Evet. HDP'yi çıkardığınızda yani 36 dükkana, falan kalıyor Adam girmiş dükkana sen. demiş ki efendim ben buzdolabı alacağım ne kadar paranız var efendim 500 liram var demek ki paranız yok demiş. Yani %40 oyunuz varsa bu sistemde paranız oyunuz yok. yok. Oyunuz yok. Sizi var kılabilecek olan HDP'dir gevşettiğiniz anda elektriğiniz gider. İyi partidir. Gevşettiğiniz anda zülfiyare dokunamazsınız. En ufak bileşen Demokrat Parti, Saadet Partisi kimse yani Davutoğlu, Ali Babacan kimse buyursun gelsin diyorlar. Hani bir çınar yaprağı terazide sıkleti değiştirecek kim varsa. Hal böyle olunca aynı yerlerden icazetli siyaset yapan ki ben Siyasi Saadet Partisi'ni burada görmem. Üzülürüm de yani. Ancak diğerlerini görürüm. Yeniden refah. Onu da görmem. Onun Millet ile bir işi de yok bildiğim kadarıyla. Ee, var mı yoksa? Yok. Yok. Yok yok sadece yani partisi Millet İttifakı'nın bir parçası. Şimdi yani henüz girmedik ama... diyor. Vallahi Temel inşallah. Bak yediler bilirler ben Tabii karışım, canım. Kendileri bilirler yani. E biz ne Ben sonra teriz. yorumlamasını bilirim. Ancak gördüğüm şey şu aynı yerden icazetli aynı start noktasından yola çıkmış ve aynı finişe varabilecek. Atletler birincisi bu pistten çıkma lüksleri yok. İki, burada birbirlerinin rüzgarından istifade edilmeye hareket edecek o kuş sürülerindeki partilerin birbirlerine meşruiyet vermeleri lazım ki bir kayıkçı kavgası devam etsin. İyi Parti ile HDP önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca birbirlerine çok ağır bir şeyler söyleyecekler. Yani. Çok ağır şeyler. Ancak seçime de aynı potada girecekler. Öyle gözüküyor. Ee, peki Sayın Hoca, sizin yorumlarınız ne olur bu konuda? Ee, Taceddin Hocam dedi ki bir söylem bütünlüğü yok. Ee, sizin yorumlarınız ne olur? Hem onu öğrenmek istiyorum hem <laughs> de güçlendirilmiş parlamenter sistem. Parlamenter sistem evet ama güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yeni bir kavram mı? Bununla söylenmek istenen aslında ne yani biz bunun altında hangi mesajı okumalıyız? Güçlendirilmiş parlamenter evet. sistem. Yeni bir kavram mı? Çok zor bir soru hocam. Biliyor musunuz güçlendirilmiş? Ben sordum. Yani Kime? sevgili Gürsel Tekin'e de sordum. Birkaç kişi yani Allah lilla aşkına ne anladığınızı anlatır mısınız dedim. Gerçekten çok nazik i̇şte, bir şekilde. Biliyorlar mı? Zor bir soru anlayabilirim yani. Anlayabilirim ben, anlayabilirim ben çekilmek yani. istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çekilme hakkımı kullanıyorum. <laughs> Çekilmeyin <ödülü> <laughs> hocam. Her ne kadar rütbemizi uyarınca dizilmediysek de siz aramızdaki profesörsünüz. <laughs> Buyurunuz. Cenazeyi siz kaldıracaksınız. Buyurun. Şimdi Millet İttifakı nasıl devam eder? Ee, sorusu. Yani çok üzülerek az önce e, Tacettin Hocam diyor ki keşke bazı yorumları yapmak zorunda kalmasak ben e, bilinç altında o sözlerin onu hissediyorum keşke bunları söylemek zorunda tabii kalmasak tabii, tabii. yani keşke İyi Parti ile CHP ile çünkü İyi Parti milliyetçi katdesatçı bir parti CHP ulusalcı bir parti bir dakika özür dilerim araya gireyim mi tabi tabi ben İyi Parti isim vermeyeyim şimdi Gücenir kendisine şey yapmadım müsaade almadığım için ancak İYP Parti'nin önde gelen vitrin isimlerinden bir sevgili büyük, büyük, yani yaşça bizden bayağı büyük bir zata bunu söylediğimde böyle bir iddiamız olduğunu kim söyledi diyor? Bak bu noktada yani, da bir kafa karışıklığı o zaman var. Geri alalım sözümüzü yani. Bu noktada da bir kafa ee, karışıklığı hayır, var. Hayır yani kuruluşundaki isimlere baktığımızda efendim doğru. Yani şimdi laik mi seküler mi? Efendim Bahadır Erdem Bey var o HDP ile epey sıkı fıkı ilişkiler içerisinde. Yani bir siyasi siyasi konumlandırma, kendini siyasi e, felsefe açısından konumlandırmada bir sorun yaşıyor. Yani gerçekten iyi Parti nasıl bir parti diye sorduğumuzda benim aklıma o geliyor. Şimdi hocam başka bir şey söyledi. Yani milliyetçi, çünkü MHP'den kopmuş, mukaddesatçı Yavuz Ağaralıoğlu sözcüsü. Her ne kadar şimdi e, Türkiye ülkelere e, şey olarak e, atanmış olsa da genel başka yardımcısı olarak yani yurt dışı dan sorumlu. Ee, özellikle Orta Asya ülkelerinden sorumlu genel başkan gelmişti Şimdi şöyle, e, CHP de öyle. Ulusalcı, vatansever. Bugün CHP'nin seçmenine yukarıda konuşulanları bir sorun bakalım. Yani HDP ile yapılan bu görüşmeleri. Nasıl devam eder? Yani bir kere şunu da hemfikiriz. HDP olmadan... Bir anlamı yok. Yani bir iddiası olamayacağı ortada. Bazıları buna inanmış olsa da yani geçen birisi bir yine başka bir kanalda dedi HDP olmadan M Parti İYİ Parti artı İYİ Parti %60'larda falan dedi. Öyle bir şey de var insanlarda. Yani Dunning-Kruger sendromu deniyor buna. Bir ke bir illüzyona inanıyorsun sonra inandığın o, o hellüya'da veyahut o efendim e garabet içerisinde Develenip duruyorsun. Sonradan da ona inandığına kendini ikna ediyorsun. Paylaşılan paranoya üzerinden de başkalarını da ikna ediyorsun. Böyle bir kesim de var yani. HDP ile bizim işimiz yok. Biz CHP ve İyi Parti olarak zaten %50 artı 1'i geçiyoruz diyen bir kesim de var. Onlara Allah acil şifa versin. ya. Yani o kesim öyle olacak. Fakat HDP'siz olmadığına göre HDP ne istiyor? Asıl soru bu burada. O anayasa alt çalışmalarıyla başlayan, fidan dikmeyle efendim e, emeklemeye başlayan 5 e, hanımefendinin Sayın Kılıçdaroğlu'nun eşi Canan Kaftancıoğlu Başak Demirtaş Pervin Buldan ve e, birisi daha vardı. E, hatırlayamadım şimdi ismini. Bu 5 hanımefendinin bulu, e, izlediği tiyatroyla artık ergenliğe giren en sonunda fidan dikmeyle e, Demirtaş'ın e, Pervin Buldan ve Meral Akşener'i etiketleyip sizi de bekliyoruz fidan dikmeye böyle bir hepimizin evrensel değeri olan çevre bilinci gibi bir kamuflajla onları bir araya koyup her ne kadar Meral Akşener <laughs> itiraz etmese de partinin önde gelenleri, il başkanları ne işimiz var bizim orada diye itiraz etmesine rağmen Meral Akşener'in bir sonraki gün kendisine sorulduğunda arkadaşlarının itirazları haklı fakat yani bence neredeyse bir şey yok. Pervin Buldan'la aynı karede etiketlenmiş olmamızda e, demiş olmasına rağmen Orada da artık yavaş yavaş yapılan en son HDP meşru mudur değil midir tartışmasında Kılıçdaroğlu'nun meşru bir partidir dedikten iki gün sonra Musavat Dervişoğlu'nun meşru bir partidir hukuken ama siyaseten değildir deyip birkaç ay önce Meral Akşener'in PKK'nın yanına konumlandırıyoruz sözünü geri almış olması ve ardından birkaç gün sonra Meral Akşener'in de Musavat Dervişoğlu'na katılması meşrudur tabii ki diyerek artık neredeyse aynı havuzun içinde olduğunu gördüğümüz bu ittifak. Yani çok karışık özetledim ama bir serencam. Ne istiyor? HDP ne istiyor? Bakın soru şu değil. Cum Cumhuriyet Halk Partisi ne istiyor? Millet İttifakı'nda veya İyi Parti ne istiyor değil. Az önce onun denklemini kurduk. O olmadan inananlar olsa da iktidar olacağına olma ihtimali olmadığını hepimiz biliyoruz. En e, silme CHP'li, en fondaj medya, en 650 milyon alan anketçiler bile böyle olmadığını deklare ediyor ediyorlar. Peki anlattığınız bu denklemde oyun kurucu kim? HDP. HDP ne istiyor işte onun için? HDP kimse kızmasın PKK'ya can suyu istiyor. PKK'ya can suyu. Bunu bir yere not edelim. Neden? Eylül ayında 89 terörist. Ya etkisiz hale getirilmiş, ya teslim olmuş, ya sağ ele geçirilmiş. Bakın 89. Dün Sayın Soylu açıkladı 181 terörist kaldı evet. dağlarda diye. Biz bunu dediğimizde efendim bazıları diyor ki 50 bin tane işte PYD'de var. Bilmem Kuzey Irak'ta şu kadar var falan. Oralara da giriliyor. Hakuk Metina halledildi. Ne kaldı? Kandil. Bunlar da neyle yaptık? Allah razı olsun Selçuk Bayraktan'ın ile yaptık. Bu adamın da burada ağlattılar. Ağlatarak anılarını anlattırdılar bu adama. Ne dediler? Bana telsiz <laughs> e teknolojisi evet. ürettik 2002'de. Demiş ki o zamanki bürokratlar sen yavrucuğum git bizim tercümelerimizi yap. Ne işin var senin telsizle? Böyle boyundan büyük işlere girme, icat çıkarma demişler. Bu adam konteynerlarda yattı 3-4 ay sınırda. İHA siyaları şey ailesinden ayrı kaldı. Böyle bir adam. Bundan Allah razı olsun. Her ne kadar siyah sezgin onlarla şeyleri sivilleri vuruyorlar dese de. Şimdi HDP bunu istiyor. Asıl soru da şu o zaman. Millet ittifakı HDP'nin bu talebini ne cevap verecek? Yani HDP tutum belgesinde açıkladı. Savaş dursun. Ne savaşı ya? Savaş mı var? Savaş mı var? Kimle savaşıyoruz biz? Şu anda Türkiye'nin benim bildiğim sizin var mı bildiğiniz girdiği bir savaş var mı hocam? Yok. PKK'nın sırtına biniyor. Libya'da falan var işte. O savaş değil. Orada biz bir askeri güç olarak varlığımızı gösteriyoruz. Doğu Akdeniz'deki hakkımızı koruyarak ve orada da Libya hükümeti bizi istediği için gittik. E, olarak gitmedik Ünal Çeviköz'ün dediği gibi veya Engin Altay'ın dediği gibi. Peki sözünüzü kesiyorum. Tavcettin <laughs> hocam da söylemişti. Bir söylem bütünlüğü yok dedi. Bu iklim bilerek mi yaratılıyor peki sizin anlattığınız bu tabloda? Söylem bütünlüğünün olmaması mı gerekiyor? Sistematik duyarsızlaştırma anahtar, anahtar kelime. Bir kitleyi ya yavaş yavaş bazı şeylere alıştırarak hı hı. en zorunu değil, en kolayını göstererek fidan dikerek tiyatro izleyerek veya işte e, ne bileyim böyle evrensel şeyler sanat kültür çevre bilinciyle bir araya getirerek yavaş yavaş yaparsınız. Fakat bu tutmadı. Nereden biliyoruz tutmadığını? Tepkiler bitmedi. Ya da böyle imvivo yüzleştirme, ani şoklarla. Bakın meşrudur. Bir şok olur. abondene etme. Etiketleme. Kit, kitleyi abonene etme. Kitlenin, ben şunu söylüyorum. Bu CHP'li kardeşlerimiz, İYİ Partili kardeşlerimiz hatta HDP'nin seçmenini yönetimden ayırıyorum. Çünkü onlar HDP'ye, PKK'ya gidip destek verin, aracınızın bagajında silah taşıyın diye oy vermiyorlar. Bizi temsil edin. Haklarımızı varsa, kültürel değerlerimizi, şunlarımızı, bunları mecliste temsil edin diye oy veriyor. Ama HDP tam tersini yapıyor. Onun için bu ittifak CHP'liler ve İYİ Partililer bu yönetime dava açacak. Bizim ruh sağlığımızı bozdunuz diye. Bilincimizi yani bizi abonde ne ettiniz kardeşim? Hangi yüzüyüz CHP'nin? Canan Kaftancıoğlu'nun dediği gibi Mustafa Kemal'in askerleriyiz ifadesini militar bulan bir CHP mi? İbrahim Kabaoğlu'nun dediği gibi Ayasofya değil Sultanahmet'te müze yapılmalı diyen bir CHP mi? Yoksa Muharrem İnce'nin dediği gibi Soros'cularla FETÖ'cülerle yolumu ayırıyorum diyerek suçladığı bir CHP mi? Ya da, ya da e, Yılmaz Ateş'in dediği gibi biz kaset operasyonunda FETÖ'ye teslim olduk dedikleri, bir gün Ayman Güler'in dediği gibi cemaatle 2014 yerel seçimlerinde ittifak yaptık bunu niye gizliyorsunuz dediği CHP mi? CHP'de bir kimlik bunalımı, bir ontolojik varoluşsal okum yaşanıyor. Şu anda yaşanan şeyin ad, adı budur ben üzülüyorum. CHP'li kardeşlerimizi de en azından bakın laiklik konularında hassasiyetlerine katılırım. Yaşam tarzıyla ilgili kaygılarına katılırım. Ama şu Libya'da ne işimiz var? Azerbaycan'a cihatçılar gönderdik. Maraş'ı niye açıyoruz? Savaşı durdurun Yani mi? milli, ulusal, uluslararası meselelerde partilerinin tavırlarını bir sorgulasınlar. Tek istediğim bu. Bunu sorguladıklarında o in vivo yüzleştirme veyahut o sistematik duyarsızlaştırma veyahut o içine düştükleri Dunning-Kruger sendromunun farkına varacaklar. Yoksa bu kimlik bunalımı hem iyi Parti'yi mahvedecek. Parti, Parti. Ya nasıl iyi Parti HDP meşrudur diyebilir? 3-4 ay önce Sayın Meral Akşener dedi. E, PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Ama Böyle ben bir ben de meşru olduğunu söyledi. Nasıl söyledi? Nasıl Zim söyledi? HDP kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarmalıdır dedi kim çıkarabilir Cumhurbaşkanı? Ama onu şey ben. için söyledi sanki bizle <laughs> ilişkisi olmasın aman kardeşim bize Hocam Hocam anlıyorum ancak Ama Meral Akşener'in Akşener, tabii Meral Akşener pozisyondaki birisinin iyi HDP ile alakalı en önemli temennisi o partinin tarih sahnesinden yok olmasıdır. Ona, ona hiç gerek yok ki 2-3 gün önce bir CHP'li dedi ki keşke Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı olsa evet. daha neyi konuşuyoruz. Evet. Keşke dedi. Yani Kılıçdaroğlu bile değil. Keşke silmiş sonradan herhalde o konuşmayı mı tweet mi bilmiyorum. Keşke Selahattin Demir. Yani bunlar artık kimlik bunalımı yazık. Herkes çıksın ilkelerini anlasın. Herkes çıksın ittifakını anlasın. Ve Millet ittifakı desin ki biz HDP'nin anayasanın dört maddesiyle ilgili yerel yönetimlerde özellik ve efendim kendi bütçesi neden kendi bütçesini oluşturmak istiyor? PKK'ya silah verecek oradan. Devlet denetlemesin. Verdi, Verdi zaten. O yüzden kayıplar atandı. Peki son hatanda. iki dakikamız. E, o yüzden size sözünüzü böldüm. Şunu sormak istiyorum. Peki sizin bu anlattığınız psikolojik durum halk ne kadar bunun farkında? Sizler de biraz önce belirttiniz. Şaşırtma taktiği kullanılıyor dediniz. E, şimdi telefon diyorsun. elimizde bir internete girmemize bakıyor. <laughs> Twitter'a girmemize bakıyor. Fotoğrafları görüyoruz ve sizin dediğiniz gibi evet şok edici. Fotoğraflar da olabiliyor. Peki halk bunun ne kadar farkında? Bunun yani, ne kadar bilincindeyiz? Ben, ben şimdi bakın, Muharrem İnce henüz tam sahalara girmedi. Öte yandan Vatan Partisi var. Efendim, Mustafa Sarıgül parti kurdu. Öztürk Yılmaz parti kurdu. CHP'deki motivasyon veya İyi Parti'deki motivasyon Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun evet. motivasyonu. Fakat bu motivasyonun terazinin bir kefesine bu konduğunda evet ağır basıyor. Öte tarafa. Ama öte tarafa ulusal mevzular konulduğunda, bakın Yunanistan yukarıda. Gümülcine'de, Kavala'da bir ton Amerika tesis şey yaptı. E, yığınak yapıyor. Yığınak yapıyor. Yukarısı kızışıyor. Ya şimdi dünyanın gözü önünde oluyor. Tabii oluyor bunlar. Şimdi iki kefeye bir tarafa Cumhurbaşkanı'nın e, karşıtlığını, muhalifliğini koyacak haklı diyorum yani. Bakın benim de karşıt olduğum ve değişmeyecek ilkelerim vardır, hocamın da vardır. Yani şeyden, yekten karşı olacağımız bazı yaşam tarzı şeyleri vardır. Anlayışla karşılarım. O konuda AK Parti'nin büyük deza şeyi var, sorumluluğu var. Peki. Anlatması lazım bizim layıklıkla ilgili yap, bir derdimiz yok diye. Öte tarafa da milli ulusal meseleleri koyduğunda CHP'li seçmenin büyük bir kısmının bu kefelerin ağır basan tarafının uluslar arası ve ulusal meseleler olması gerektiğini farkına Kısa sürece varacağını Peki hocam düşünüyorum burada ben. bir virgül Peki. koyalım dilerseniz. Esas meseleyi şimdi çok kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz. Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Önemli konu ve konuklarımızla devam ediyoruz. Ee, Sayın Ahmet Akın, siz e, ilk olarak e, size söz vermek istiyorum. Esas meselenin ikinci bölümünde e, sizinle devam ediyorduk. E, güçlendirilmiş parlamenter sistem dedik. E, bununla ilgili ben tekrar yorumlarınızı aldıktan sonra hı. devam etmek istiyorum. Çok kısa toparlayayım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem eşittir. Tayyip Erdoğan gitsin. Hı hı. Onun yerine bakarız modeli bir tanımlayamadılar. En son Şubat'ta açıklayacaktı Meral Akşener. Sayın Meral Akşener. Bu yılın Şubat'ında açıklayacaktı. Öyle hatırlıyorum. Bir şey çıkmadı. Şimdi hala üzerinde çalışıyoruz diyorlar. 3-4 şey öne sürüyorlar. Hukukun üstünlüğü, yargı, pardon güçler ayrılığı. Yani kuvvetler, ayrılığı. ayrılığı. Ve bir de işte insan hakları gibi. Ve parlamentonun doğrudan hükümeti yönlendirme, eski yasama şeyi ne kavuşması ki şu anda parlamento yasa yapıyor bugün iki gün önce açıldı ve bir ton yasa çıkardılar. Yani ve Cumhurbaşkanlığının yetkilerini azaltıp sembolik bir Cumhurbaşkanı. Bu durumda anlaşılan sembolik Cumhurbaşkanı Meral Akşener kendini hayali bir sağlam yere koyun, konumlandırdığına göre ki güçlendirilmiş parlamenter sistem geldiğinde Başbakanlık eskisi gibi icracı ve güçlü bir makam olarak kaim edilecek. Oraya kendini konumlandırdığına göre e, sembolik olan Çankaya'ya da ki millet e, şeyi Beştepe'yi de Külliyeyi de şey yapacaklar herhalde, otel veya yurt her şey yapıyorlar. Yani her hafta bir şey çıkıyor. Ee, o zaman Kılıçdaroğlu da şu andaki konumda, Meral Akşener'in dediğini de değerli bulduğuna göre, sembolik olarak orada, ee, çünkü başka bir şey kalmıyor yani. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı olmayacağına göre. Canım hocam, değerli hocam, kıymetli hocam, yakışıklı hocam. Siz çok ilerden başladınız. Soru şu aslında. ...güçlendirilmiş parlamenterle kastın ne olduğunu Onu bilmiyorum Anladım. işte onu dedim ya ilk başta. <laughs> İçeriğine değil hocam. Neden güçlendirilmiş? Ne Neden He. parlamenter dilde de güçlendirilmiş? Evet. Siz anladınız mı neyi kast İşte anlamadığım için Basit top şeydi. çeviriyorum. Top. yani e, e Onun dışında her şeye dürüstçe. cevap <laughs> verdim farkındaysanız. Hiç bir <laughs> <dürüstçe gülüyor> evet. söyleyeceksiniz bu bilmiyorum. kadar hocam. Bilmiyorum güçlendirilmiş parlamenter sistemi... ...veya iyileştirilmiş veya güçlü parlamenter sistemin ne olduğunu bilmiyorum. Ki güçlü bir parlamenter sistem... Tehlikeli de olabilir. Şimdi işin kötüsü, bir profesör bilemedi, bir doçent bilemedi, bir doktor da bilemiyor. Bir Akademinin iflası. Yani. Buyurun, evet. buyurun hocam. Evet. Pardon yani ya ben bu arada e <laughs> <insan modeli gülüyor> Estağfurullah, buyurun Ramazan hocam. Ya. Bilmiyorum yani. <laughs> Siz anladınız mı hocam? Burada tabii ben de içeriği anlamadım ama burada stratejik bir tercih olduğunu hissediyorum ben. Burada kaçak buradaki güreşim. evet kaçak güreşmeyi tercih ediyorum. Buradaki temel mevzu sanki. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi ya da işte başkanlık sistemi Türkiye'de yeniyi temsil ediyor. Yeni bir şey. Sonuçta 2-3 yıllık mazisi var yeni bir şey. İddiası da yeni. Evet daha uyum yasaları bir kısım uyum yasaları çıkmadı. Kendi içinde eksiklikleri var fakat total baktığınız zaman yeni bir şey söylüyor. Bu 60'tan itibaren Türk siyasetçilerinin işte Ecev'de bakın Demirel'e bakın Adnan Menderes'e bakın hatta Deniz Baykal'a bakın hep başkanlık sistemini istiyordu. Ülkenin artık e, parlamenter sistemin e, ülkeye ülkeyi tam anlamıyla fayda getirmediğini ve bu sistemin değişmesi gerektiğini söylediler ve Erdoğan sistemi değiştirdi. Şu andaki Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem söylemi aslında eskiyi temsil ediyor. Parlamenter sistem dedi deselerdi... Eskiyi temsil edecek ve toplumu sosyolojik olarak bunu anlatmanız çok zor. Hı hı. Eskiye götürmeye çalışıyorsunuz toplumu. Onun için başına bir kavram eklediler. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ama bunun ne olduğunu evet içeriğini bilmiyoruz. İçeriği aslında başkanlık sisteminden de çok farklı bir sonuç çıkmayacak. Sadece işte nedir? E, yasamayı yürütmeyi yargıyı o. E, o sistemi biraz daha güçlendirmeye dönük. Ama e, kendi siyasi tarihime, tarihimize biz baktığımız zaman... Bu ülke zaten ne kaybettiyse koalisyonlar döneminde kaybetti. Ya parlamenter sistem bizde sadece koalisyon üretti. Böyle bir sistemi yani işte parlamenter sistem dediğiniz anda topluma ikna edemezsiniz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi içerisi boş olmasına rağmen toplumu kandırmaya, top, hatta daha e, toplumsal konuşayım, daha akademik toplumu ikna etmeye yönelik bir söylem stratejisi ama içeriğini bilmiyoruz daha. E, buradan ne çıkar? Buradan buradan temelde çıkma. Buradan bu söylem üzerinden güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden toplumun ikna edilmesi çok zor. Düşünün. Siz siz burada dört kişiyiz. seçime giriyoruz ve Millet ittifakı olarak siz kazandınız İknur Hanım. Ve tüm yetkilerinizi devredeceksiniz. Cumhurbaşkanı oldunuz. Erdoğan'ı devirdiniz. Ve Cumhurbaşkanı oldunuz. Tüm yetkilerinizi devredeceksiniz. Bu insanın doğasına da aykırı. ...sistemin doğasına da aykırı. 30'la 40'la gelmemişsin, 51'le gelmişsin Artık, yani. Artık tabii ile gelmişsiniz. Yani burada... E, ...soruyu çok dağıtmadan... ...burada bir defa toplumu... ...ikna etmeye yönelik... ...yani yeni bir şey söylüyoruz... ...demek için aslında mış gibi yapıyor. Önce yeni kendini birisi, ikna etmeye çalışıyor ama partiler. Evet, yeni bir şey partiler. söylüyorum diyor aslında yeni bir şey söylemiyor. Çünkü başkanlık sistemi söylemi... E, ...tüm eksikliklerine rağmen... ...yeni bir şey iddia ediyor, yeni bir şey söylüyor. Ama güçlendirilmiş parlamenter sistem, parlamenterizmi ve Türkiye'nin geçmiş hafızasına koalisyonlar dönemine atıf yaptığı için, orayı hatırlattığı için, o hafızayı canlandırdığı için başına güçlendirilmiş güçlendirilmiş kavramıyla aslında yeni, yeni bir, bir şey söylediğini iddia ediyor. Aslında yeni bir mi? şey söylemiyor. Burada en baştaki soruya geliyorum. İyi parti Hı -hı. mevzusu. Tabii ben öncelikle Meral Akşeneri tebrik ediyorum. Meral Akşener çünkü 2016'dan itibaren başbakan olmak istiyor. Bu, bu iradeye saygı duyuyorum ben. Ne diyordu? Ben 6 ay sonra, hatırlayın o cümleyi. Ben 6 ay sonra diyor başbakan olacağım. Temmuz'da. Değil Temmuz'da. Değil mi? Şimdi bugün 15 de hala, kere söyledi. hala başbakan aynı şeyi olacağım Diyor. Bu zaten hayal. Şu anda Meral Akşener bir hayal satıyor. Düşünün. Erdoğan'ın 2023'te Cumhur İttifakı'nın seçimi kaybetti. Ne düşünün? Kaybetti. Sizin başbakan olabilmeniz için önce bir cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenen güçlü bir lideri kazanacak aday Kazanacak adayı kazandı diyoruz. X şahsı kazandı. Kılıçdaroğlu kazandı. 50 artı Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı yaptınız ve istiyorsunuz ki Kılıçdaroğlu yetkilerini devredecek. Şu anda Erdoğan'ı imzalayacaklar, protokol motörde. yapacaklar falan. yetkileri devredecek. Yani Eder mi? A, mümkün değil. Hiç kimse etmez. Size, siz de etmezsiniz. Ben de etmem. Tacettin beyin Bey hiç yetmeyeceğini düşünüyor. Yani yetkilerini devretmesi ha, yapacağım bir şey yok demesi yani aslında. Yani e, düşünün hatta son dönemde yok. çok konuşuldu. Siz e, Ekrem İmamoğlu'nun mesela istenmemesinin en önemli gerekçelerinden birisi eğer Cumhurbaşkanı seçilirse yetkileri devretmez. Hı hı. Ya düşünün Erdoğan'ı deviren e, Erdoğan'a rağmen ki Erdoğan 19 yıldan beri. ...gücünü konsolde eden bir lider... ...onu devren birisini siz Cumhurbaşkanı yapacaksınız... ...ve yetkilerini devretmesini isteyeceksiniz. Bu akla aykırı. Bu mümkün değil. Bir de şu anda evet İyi Parti... ...hakkını vermek lazım oyunu yükseltiyor. Bu siyasi partiler Çok düzeninde... değil aslında. Az olsa anında. da yükseltiyor. Da Örneğin Cumhuriyet Halk gibi. Partisi'nin... o yükselmiyor. Hatta düşüyor şu anda. HDP'nin oyu düşüyor. Ama İyi Parti'nin... ...güzle birlik de olsa yükseliyor. Buna rağmen siz bu millet ittifakında bu paydada en güçlü makamı istiyorsunuz. CHP kendi seçmenine bunu nasıl anlatacak? Yani işte bu ittifakın en küçük paydası en güçlü masa masada en güçlü koltuğu istiyor. Bu aykırı. Ya yani bunun olmaz çok mümkün değil. Bir de daha farklı bir boyut. bu tartışmalarda şunu da vurgulamak istiyorum. bir biz genel itibariyle hep partilerin programına, ideolojisine, kemalizmini, milliyetçiliğini, e, yani söylemine bakıyoruz ama söylemler değişti. Artık ne CHP kemalist ulusalcı bir parti, ne e, iyi İyi Parti deyince hangi CHP ya, diye soruyoruz. Hangi CHP diye soruyoruz? Çünkü kendi tarih boyunca değişti. İyi Parti için aynı şeyi söyleyebilirim. İyi Parti artık gerçekten milliyetçi mi? Türk milliyetçisi bir parti mi? Ya da Saadet Partisi İslamcı mı? Ya burada söylem değişti artık. Yeni bir söylem var. Bence daha pratikler üzerinden okumalıyız. Şu anda iki payda var artık bu ittifakları bir arada tutan, birleştiren. Birisi Erdoğan karşıtlığı, birisi henüz ne olduğunu bilmediğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem. Onu bilmiyoruz. Evet Erdoğan karşıtlığı hala geçer akçe artık İslamcı olmanızın geçmişinde işte dini hassasiyetinizin olması ya da milliyetçi olmanız ya da kemalist olmanızın çok bir önemi kalmadı. Artık bu paydaları e, hatta HDP'yi de bu buraya koyun. HDP'nin e, evet sonuçta ayrılıkçı bir parti ama e, tek bir ortak paydası var burada. E, sonuçta Erdoğan karşıtlığı. Tüm e, söylemleri evet bu bu parti hep baştan beri konuşuyoruz. Bu ittifaklar düzeninden ittifakların meşru hale geldiği dönemden itibaren e, 4 ya da 5 benzemez Gittikçe artıyor bu benzerliğin sayısı. 6, 7 belki 8 belki 10 olacak. İdeolojik farklılıkları var, seçmen tabanı farklılıkları bu var. Bu noktada onu sormak istiyorum. Dün 3. kez 6 parti bir araya geldi. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi 6 farklı ideolojiden bahsediyoruz. Peki bunlar aynı potada nasıl eriyecek? Yani aynı i̇şte, potada nasıl duracak? İşte tek bir şey var. Artık bu partiler farklı değil. Biz yanlış. Ben itirazım orası. Bütün ezber bozuluyor yani. Ezber bu Yani şu ana kadar siyaset bilim militatüründe partilerin programlarına bakın. İşte CHP'nin programına bakın. İşte Kemalist ilkeler, çağdaşlık, demokrasi, cumhuriyet. Yok yok geçmiyormuş. Layıklık, e, tü, artık artık geçer geçmiyor. Akçe değil. Yok yok o e, Kemalizm falan geçmiyor CHP'nin tüzüğünde bulamamış yeni şeyde, birileri. Yeni düzende bulamamış. Dur, e deme şey dönemi e, Deniz Baykal döneminden itibaren zaten bulamamışlar, kaldırıldı. Araştırmış, araştırmış Her şey geçmiyor. iyi Parti için düşünün. İyi Parti'nin Programını okuduğunuz zaman daha milliyetçiliğin, Türk milliyetçiliğin daha merkezde olduğunu görüyorsunuz. Ya da Saadet Partisi'nde o İslamcı tonu görüyorsunuz, dini tonu görüyorsunuz. Ama bunlar artık bitti. Bu sadece söylem düzeyinde var. Bunun pratikte bir karşılığı yok. Şu anda bu partileri düşünün, Deva'yı düşünün, Gelecek evet. Partisi'ni düşünün ya da belki eklenebilir Yeni Parti ya da Türkiye Değişim Partisi Sarıgül'ün. Yok, eklenmez. E, tüm bu partiler e, Oraya ihtimal gitmez. dahilinde hı hı. eklenir ya da eklenmez. Çok önemli değil. Artık partilerin programlarının çok bir önemi kalmadı. Şu anda Türkiye fiili olarak iki iki partili bir sisteme doğru gidiyor. Bir tarafta e, Erdoğan karşıtları var, ortak duygu artık e, güçlendirilmiş parlamenter sistemi üzerine çok bir şey diyemiyorum çünkü bilmiyoruz ne olduğunu. Ee, bunu anlatmak da çok zor. Topluma nasıl anlatacaksınız bunu? Bu ayrı bir sorun. Ee, burada artık tek ortak payda var. Erdoğan karşıtlığı ve e, Erdoğan da ne yapmış yani? Onu bir sorun. Erdoğan yani. ne karşıtlı? yaptı bunlara yani? Erdoğan? Ee, yani onun dışında ortak bir payda yok burada. Ortak payda olmadığı için hem ideolojik e, ideoloji itibariyle söyleme itibariyle hem de seçmen e, tabanı itibariyle ortak payda olmadığı için Böyle bir ittifakın Türkiye yönetme ihtimali işin gerçeği beni korkutuyor. Yani evet Erdoğan 2023'te Cumhur İttifakı seçimi kaybedebilir. Kaybettiğinde nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? Yani etrafımız ateş çemberiyle çevrili. Doğu Akdeniz'i düşünün, Suriye'yi düşünün, Irak'ı düşünün. Üzerimizde Rusya, üstte Rusya'yı düşünün. Ya yani ciddi bir eee kuşatılmış atmosferinde tür ve ekonomi de bu darboğazda evet bir kısılma hı hı. bir daralma var. Burada artık Cumhur İttifakının kaybettiğini ve Millet İttifakının ülkeyi yönetmeyi talip olduğunu düşünün. Nasıl yöneteceksiniz? Seçimi kaybetmek ya da kazanmak da çok önemli değil. Daha sonrası aslında konuşulması, Daha, evet, gerek konuşulması gerekiyor. evet konuşulması gereken o. Yani şu anda bir de hani bizde çok meşhur bir laf var. Kavgalı eve kız verilmez derler ya. Şu anda Adayın kim olacağına dair bile bir ittifak yok burada. Yani HDP'nin e, bakan verdiği HDP'den de bir bakan olduğunu düşünün. Güvenlik bu, güvenliği nasıl sağlayacaksınız? Hangi bakanının? Kültür e, olmaz, ederim, orman yani. olmaz, e, çevre olmaz. E, düşünün ister, terörle ister. mücadele eden bir ülke var. Hani biraz önce siz de bahsettiniz. Artık yıllık 37-38 kişiye kadar düştü teröre katılım, PKK'ya katılım. Artık PKK bitmek üzere. Nasıl güvenliğini sağlayacaksınız? Ya bu, Bunlar çok ciddi sorular. Onun için burada e, konuşulması gereken, belki bizi izleyenlere hatırlatmamız gereken bir boyutta bu. Evet, Erdoğan'ı e, seçimi kazanabilirsiniz, Erdoğan'ı devirebilirsiniz. E, peki Erdoğan sonrası ne olacak? Evet. Ben e, Taceddin bu... Hocam'a geçmeden o güçlendirilmiş parlamenter sistemine ilgili hocam yüksek bir şey öğrendiniz. size geçecektir hocam, hocam. Yok ama bilmem. sıra size geliyor ya. Bir, Bile hocam. bir dakika. Veriyor musunuz? Hocam estağfurullah hanımefendi. Estağfurullah ben Şimdi bu güçlendirilmiş parlamenter 2 iki dakikada toparlayacağım. E, birincisi Bedir Baykam o iki üç gün önce bir e, televizyon programında önemli bir laf etti. Bence aslında muhalefetin bilinçaltını deşifre etti. Şöyle dedi. Orada Murat Gezici de vardı. Ee, dedi ki Murat Gezici işte kısa sürede güçlendirilmiş parlamenter sisteme falan geçeceğiz derken dur dur dedi bir dakika. Ne güçlendirilmiş parlamenter sistemi dedi. Biz dedi iktidara geldiğimizde en az 5 yıl şu anki cumhurbaşkanının yetkilerini de son, sonuna kadar zorlayarak e, rejimin kazanımlarını kaybettiğimiz kazanımlarını tekrar geri getirmek için güçlü cumhurbaşkanlığı şeyini devam ettireceğiz. Bedir yani, Baykan mı Tabii tabii bunu? Bedir Baykan söylüyorsa bilinçaltıdır çünkü... Bedri Baykan, Yılmaz Özdül, Mine Kırıkkanat, Uğur Dündar, bunlardır asıl e, bu yönetim tartışmaları. Yani eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki fark. Birincisi bunu çok iyi bilmeleri gerekiyor vatandaşlarımız. Ben asla e, parlamenter sisteme falan geçeceklerini düşünmüyorum. Sadece Tabii. o bir ambalaj. İkincisi parlamenter sistem siyasi bir animizm aslında. Yani ne demek bu animizm işte... E, cansız bir nesneye canlı e, özelliklere atfedip işte Hı. cahiliye döneminde put Afrika'da totem dediğimiz şey yani öneri yok e, çözüm yok ne yapacağız ekonomiyi nasıl çözeceğiz tek kelime yok ona adeta taparcasına güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl dini anemizim o şekilde ortaya çıkıyorsa bu güçlendirilmiş parlamenter sisteminde millet ittifakının Çözüm önerisinin olmamasının aslında bir kamuflajı, bir şeyi, onları kurtaran bir kavram. Zannediyorlar ki güçlenmiş parlamenter sisteme geçince şu anki her şey çözülecek. Bütün sorunlar ona adeta tapar düzeye gelmişler. Yani çünkü öbür türlü hiçbir esnekliği yok. Mesela Cumhurbaşkanımız bu sistemi revize edelim diyor, eksikliklerini konuşalım diyor ama o tarafta öyle bir şey yok. Üçüncüsü de şunla tamamlayacağım. Hocamın getirdiği noktaydı o çünkü. Bir simülasyon yapalım. Mesela kalkalım yarın Millet İttifakı iktidar olmuş olsun. Evet. Libya ne olacak? E, PKK ne olacak? Çünkü e, HDP İstiklal Marşı okumayan bir parti meclis açılışında. PKK ile ilgili duruşunu da çok net biçimde biliyoruz. Azerbaycan ne olacak? İhasyalar ne olacak? Mavi Vatan ne olacak? Petrol gaz arama şeyleri ne olacak? Şeyleri falan bırakıyorum. Yurt içindeki projeleri falan bir kenara bırakıyorum. Kanal İstanbul'dur veya işte 3. Havalimanı'dır ne bileyim köprüler, yollardır, hastaneler. Bunlar zaten her defasında kendileri ifade ediyorlar. Kaldıracağız, kapatacağız, hepsini yok edeceğiz. Meral Akşener hatta o kadar büyütmüş ki Tika işte, tikayı kapatacağım diyor. Tika mika diyor bir de. O kadar önemli bir kuruluşa. Yurt dışında bizi temsil eden bir kuruluşa. Bu üç şey çok önemli. Yani siyasi anemizm dediğimiz muhalefet efendim. Avantajlı çünkü kendisine meral meral denemiyor ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani üç şey. Bedir Baykam'ın sözünü unutmayalım. Ben asla Millet İttifakı'nın güçlenmiş parlamenter sisteme geçeceğini düşünmüyorum. Sadece Cumhurbaşkanı'nın yıkılması, idarenin ellerine geçilmesi için bir şey. İkincisi siyasi bir anemizm bütün çözümsüzlüğü onun üzerinden kamufle ediyorlar. Üçüncüsü de simülasyonu herkes yapsın. HDP'nin içinde olduğu bir millet ittifakında ertesi gün ulusal ve uluslararası çerçevede nasıl bir güvenlik şey olur. Sadece bunları düşünsün. Başka bir şey istemiyorum ben. Bedri Baykam'ı dindar kesim düşünsün. Kamusal alan gelir mi diye o sözünü. Siyasi hanemiz mi de CHP'li iyi partiler düşünün. Bizimkilerde çözüm yok diye. Efendim HDP geldiğinde ne olacağını da bütün Türkiye düşünsün. Peki evet. bu noktada Tavşettin Hocam, hocam tekrar ben Sorular. size dönmek istiyorum ben bambaşka yapayım. bir konuyla. Buyurun efendim. E, İstanbul'da, bir e, özellikle son bir aydır var olan bir problemde ancak son bir aydır artık ayuka çıkmış durumda. İstanbul kart problemi yaşanıyor yıl 2021. E, bu durumu sizler nasıl değerlendirirsiniz? Uzun kuyruklar mutlaka sosyal medyada sizlerle denk gelmişsinizdir. E, o HES kodları eşleşmiyor, kart yok. Nasıl yorumlarsınız bu tabloyu? Hemen bende iki tane İstanbul kart var. <gülüyor> <gülüyor> ben değerlendirmem. <laughs> Kuyrukta. Ben halinden tane var. İndirimlisi de var, normali de var. Evet. Ee, yani bu maalesef şey yapabilecek halde değiliz. Bakın dün Sayın İsmail Demir kanalımızda konuktu. Hı hı, evet. Sevgili Belkıs Kılıçkaya'nın e, programında Mustafa Kartoğlu ile birlikte suallerini yanıtladılar. Gelmeden evvel sağ olsunlar, lütfettiler. Beyefendiyle programdan evvel bir ufacık bir e, mülakat imkanımız oldu. Dinledik. Vallahi ben, ben teknik olarak bilmiyordum bazı şeyleri. Öğrenmiştim. Bu da cehalet. Yani gazetede köşe yazıyorsun, bunları bilmiyorsun. <laughs> Bilmek lazım. Olur. Dün cehaletimizi izah ettiler. E, 2004 yılında Cumhurbaşkanı, daha doğrusu şöyle başlayalım, 2014 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bir tane ateşli silah yok yerli yani üretim. 2014 yılında. Şey gibi. tabii bir tek Kırıkkale BKA silah var. Yok yok envanterde da değil. He. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde o dediğiniz piyasadaki, piyasadaki adama piyasada. satılan ha. şey. 2014 yılına kadar bir tane ateşli silahımız yok. Vay be. Evet. O günden bugüne bu noktaya geldik. Nasıl geliyoruz? Şuradan geliyoruz. 2004 yılında bir... Toplantıya riyaset ediyor dönemin başbakanı Erdoğan ve diyor ki 11 milyar dolarlık sipariş var, silah siparişi, ihale. iptal edelim bunları diyor. Biz bunları üretiriz. 2004 yılında 11 milyar dolarlık silah siparişinin iptaliyle başlıyor bu evet. serüven. Ve evet. Türkiye Ve sonra beyefendi, ilginç şeyleri anlatsayın başkan. Yani benim açımdan dinlemesi hakikaten ilginçti. İngilizlerle bir sorun yaşıyoruz. Bir şey satmıyor diyor. Ve bir silah ambargosu hadisesi var Türkiye'ye yönelik malumunuz. İyi oluyor diyor. Çünkü bu ambargo olmasa biz bunların yedek parçasını, işte ya daha doğrusu bileşenlerinden ben işte telefonun kılıfını atıyorum İngiltere'den, diyor, ön camını Japonya'dan, işte yan kısasını İtalya'dan alarak üreten üreticilerimiz vardı. Şimdi sanayi kendini geliştiriyor. Türkiye'de pek çok şeyi biz kendi başımıza yapmaya başladık. Yüzde civarındayız yerli üretimde dahlimiz diyor. Yani yüzde yetmiş çok önemli bir rakam. Bunu neden anlatıyorum? Türkiye belli konularda belli psikolojik eşikleri aştı. Hı hı. Ve e, bazı şeyleri yani onu ben hicran ile e, zikrederim ve anlatırım. Ve ilk dinlediğimde de kahrolmuştum. Yani Doğan Güreşpaşa genelkurmay başkanı iken doğuda askere verecek piyade tüfeği bulamadıkları için Kuzey Irak'ta Peşmerge'den Kalaşnikov satın almış Türk ordusu. Rezalete bakınız. 90'ların kepazeliği. Maalesef ben değilim. Yalancısı Onların yalancısıyım ya. Dönemin şeraitini anlatırken. Ez cümle bu psikolojiden çıkıp şimdi pek çok şeyi yapıp bir de ihraç edecek duruma geldiyseniz siz psikolojik eşiği aşmışsınız demektir. Yine ben bunu pek çok programda söyledim. E tekrar Ahsen ve Levkani 180. Mükerrer oluyorsa bağışlasın izleyenlerimiz. Bu adamın da başka sözü yok mu? Bu hususta yok. Çünkü üzülerek hatırlarım. E, miniyim yani. Topkapı'da garajlarda dedemle giderken iş portacıdan bil, pil istedik. Pil. Avrupa mı olsun, Türk işi mi olsun? Pil sanda vardı. Avrupa olsun dedi dedem. Bulgar pilini biz Avrupa diye iki katı bir Bulgar pilini. Tabii kaliteli pil. Şimdi memleketin geldiği bu nokta. Ne alakası var tacettin deminden beri? Allah aşkına ben yapamayacaklarına inanmıyorum. Nedir yani o? Plastikten bir şey değil mi? Manyetizması var içinde. şey. Evet onu aslında bir, en çok merak bir, edilen o ihale açıldı. Kadıköy'de, çünkü bununla ilgili. Hı? Hani nedir bunun aslında? Ümraniye'de bir meslek lisesine gidin çocuklar sizi üretsin. Gidin üretsin yani. ben FVC'den bir kart. Ben bunun bir başka şey olduğunu düşünüyorum. Biz. İşte bu bir karşı restorasyon hareketi. Bakın biz bunu bile beceremiyoruz dedirtiyor bize bir akıl. şunu tekrar edelim. bir hocam söylemişti. Erzurum'da okurken onun hocası demiş ki Horasan'a gidişin bir de dönüşü var. Gittiğiniz kadar döneceksiniz. Aynı mesafe. Var yok yok var olmaz. Erdoğan sonrası ne planlayan bir akıl var memlekette. Erdoğan sonrası Erdoğan'ın bir restorasyonu olacak. Erdoğan iki şeyi becerdi. İster beğenin ister beğenmeyin. Bir altyapı restorasyonu becerdi bunu. Memlekette hı hı. yol yoktu var artık ya. Yani. Yani. <laughs> Fazla uzun uzun anlatmayayım. Yok. Hastanesi cartı curtu anlatmayayım. İşi değil mi? 20 senelik iktidar yapmayacak mı? Elbette yapacak. Mesele ne? Bundan evvel misalleri yapmıyordu. Bir var. Yani o kadar altyapı eksiği vardı ki memleketin. Tuzluk imal ettim sen hayra sayılıyordu bundan 20 sene evvel. Şimdi memleket dünya Avrupa'nın en yüksek barajını yapıyor ki Kimsenin... <laughs> Bu kadar. İki kültürel bir restorasyon. Yani Türk insanının artık kendisine güveni var. Diyor ki yani ben Türk'üm. Öyle dediğiniz gibi etrakı bir idrak falan da değil. Benim kafam çalışır. Her işi yaparım. Bak İham, Siham, Şuyum, Diyim, Cartım, Cürtüm, İhraç ediyorum. Yaptım de. diyor. Yaptım diyor. Şimdi bu... Bunu... ne Sözünüzü ha... kesiyorum. Bununla ilgili Sayın Ömer Çelik de bir video paylaşmıştı. Geçtiğimiz iki gün önce sanırım. Son bir ayda yapıldı. E, son bir ayda sadece son bir ayda yapılanların bir videosu paylaşılmıştı. Tam darasını alalım yani. Anlattığı kadar olmasın diyelim Sayın Ömer Çelik'in. Hani mübalağa ediyor diyelim. Hı hı. Bu bile şu hakikati değiştirmez ki Türk insanı artık gençlerimiz Teknofest'te yani ben onu yapacağım, bunu yapacağım diye ne o Ağrı'dan, Karşı'dan, Muş'tan gelen çocuklarımız Tron. değişik değişik şeyler evet. yapıyorlar. Şimdi bunlara siz tekrar geriye döndürmek için o yani Erdoğan öncesi dönemi ya bakın kardeşim biz bir kart işini bile çözemiyoruz dedirtmek zorundasınız. Ya, bu memleket böyle bir mezbelelik, böyle bir kepazeliktir dedirtmek zorundasınız. Bu memleketi Gerçekten hiçbir haltı başlayın. Erkek erkek programı yapmıyoruz. Hiçbir şeyi beceremeyen insanların memleketi gibi hissettirmek zorundasınız. Ben bunun bilerek yapıldığını düşünüyorum. Dün İbrahim Güneş'in programında da aynı şeyi sordum. Bunun ham maddesi morina balığının havyarı mı yani? Morina balığının havyarı mı kardeşim bunun ham maddesi? Yani. PVC değil mi? Tabii canım. Yani. Köşedeki pima de var. Sizde mi yok? Ya 20 değil. dakikada basılıyor. 2-1 iki, iki, Böyle bir restoratif tavrı var. Bakın biz bunu yapamıyoruz. Siz de o kuyruklarda sürüneceksiniz. Hak ettiğiniz bu iki. Ee, maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi son otobüs kepazeliklerinde de gördüğümüz maalesef kepazelik. Çünkü bunu daha hafif söyleyemeyiz. Şey şudur ki artık değişik bir nepotizm midir? Artık nasıl adlandıracağına izleyicilerimiz karar versin. Ben hükmünü vermeyeyim. Ee, ama İhaleyi ona verdi, buna verdi. Bir takım şeyler var. Halk Partili birine vermişler ihaleyi. O da yansanay mı kullanmış? Bir şey yapmış. Dünyanın parasını otobüsler sersefil. Şunu gösteriyor. Buradan bir takım paralel ekonomik şeyler konmuş ortaya, sahnelenmiş. Allah-u Alem burada da, bu kart mevzuunda da böyle bir şey var. Yani ya mevcut düzeni birinin götürmesi beklendi... Yahut bir kurtarıcı Mesih olarak bu kart mezbeleliğinden 5 liralık kartı 50 liraya satın almak suretiyle e, beklenen bir Mesih çıkacak ortaya. Evet. Ancak çıkacak ve bakın biz bu sorunu 3 günde çözdük diyecek birileri. Dolayısıyla ben e, şu soruyu soruyorum. E, şu açıklama beni kızdırdı doğrusu. Hani bu kadar sert konuşulur mu bu mevzu? Konuşulmaz yani. Kulu hatadan beri değil. Herkes hata yapabilir. Yaparsa en imam oldu yapar ve ben derim ki yani siz de validenizin 9 ay karnında taşıdığı bizim gibi nefes alıp oksijen alıp beni beni beşersiniz yani. Öleceksiniz. Neyiniz işte. tamam, yani Her kab kabahat size meşrudur. Hiç çok görmüyorum size derim. Gerçekten derim. Fakat beni sinirlendiren bir kişi oldu. Bir İstanbul'a bu kadar fazla üniversite öğrencisinin kayıt yaptırmasını beklemiyorduk açıklaması. Saçmalık. Evet. <laughs> Saçmalık neden saçmalık? Bu üniversite hocasısınız. Hocam, YÖK'ün konten... ÖSYM'nin kontenjanı belli. YÖK'ün şeyi tabii belli. Üniversitelerin istihap adedi belli. Kaç olacak, kaç verecek belli. Yani saçmalamanın alemi yok. Evet. Yani saçmalamanın alemi yoksa saçmalıyorsunuz şu. İki, Hal böyleyken sürekli buradan da buna birincisi öfkelendim. Yani biz böyle bir şeyi beklemiyorduk. Beklemezsiniz tabi. Ee, öfkelendiren ikinci şey şu oldu. Yahu bu mevzuda da Allah aşkına mağdur olmayın ya. Yani. <laughs> bir biz beceremedik değil. Abi şunu diyebilirsiniz. Vatabautizm'e başvurup ki en zekileri vatabautizm'e başvuruyor. E, öyle diyorsun ama falanca da böyle yapmıştı. Diyerek evet efendim aynı tenkitlerin benzer bir tutum içinde bulunan iktidar mensupları olursa onlara da olur. Çünkü burada şöyle bir hakikat var bu şehir 30 seneye yakındır akbilden başladı o yuvarlak evet. bir daire vardı evet. çocuklar siz bilmezsiniz böyle basıyordunuz kutunun içinde her şeyi biliyorlar ya <laughs> ondan beridir kazasız belasız bu sistem yürüdü arkadaşlar evet yürüdü ne oldu ki şimdi yürümez oldu bu soruyu sorarım ne ben olduk? de bu sorudan e, devam ederek Peki. Sayın Akın e, size yöneltmek istiyorum. E, bu sistemsel bir hata mı? E, bu yaşanan İstanbul'daki yaşanan bu durum, İstanbul Kart'la ilgili yaşanan bu kriz aslında altında yatan e, temel sebep ne? Şimdi İstanbul'un sorunları çok büyük ve kadim sorunlar. Mesela birisi trafik. İkincisi kentleşme problemi. Üçüncüsü ev bulamama, kiralar. E, dördüncüsü çevre kirliliği veyahut işte Sıkışık bir kentleşme. Bunlar tabii AK Parti döneminde işte Halice düşünün. Yani bunu söyleyince gençler yine mi Haliç diyecekler ama yani hakikaten ben genç kardeşlerimize şunu söylüyorum. Yani bir algı yönetimiyle, algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Onun için yani bir geçmişi kontrol etmeleri gerekiyor 90'lı yıllarını Türkiye'nin ve İstanbul'un. Şimdi bu sorunlarla ilgili hiçbir gelişme yok. Navigasyon artık saat vermiyor. Bugün hocam sabah karşıya evet. gidiyorum. Valla bir dakika, bir saat 15 dakika yazıyor. Sonra bir bakıyorum, tamam diyorum. Herhalde birine yazıyorum. Şu saatte geleceğim. Bir bakıyorum bir saat 33 olmuş dakika. Yani navigasyon en son artık özür diledim. Mert diye o sesli şey yapan Ece idi. Mert iki kişi var. Ben onları değiştiriyorum. Bir hafta. Ece konuşuyor navigasyondan. Bir hafta Mert. Benim ilk navigatörümde de, de Frans Baver konuşuyordu. hocam, hocam. siz entel adam. size. Entel mental değil ayırlı, abi, <laughs> ya. Bavyera aksanıyla He. anlaşılmıyor zaten. <laughs> Bavyera'lardan başka Şimdi sanırım. Şimdi adam en son özür diliyor. Mert diyor ki, hocam kusura bakma diyor. Benle de arası iyi. Navigasyondaki şey. Allah hocam diyor kusura bakma ben, benlik değil diyor. Yani ben diyor en iyisini en doğrusunu sana vermeye çalışıyorum. O kahretsin diyor, trafik. Bir şey yapılacaktı. Efendim e, otobanın yanına bir metrobüs şeyi en büyük hayallerinden ve projelerinden birisi buydu Ekrem İmamoğlu'nun Sayın İmamoğlu'nun yani oraya bir hat daha çekip emniyet şeridinden bir metrobüs yürütmeyi düşünüyordum bunlar olmadı yani trafik işte İETT otobüslerini yani geçen bir vatandaşımız diyor ki Otobüs itiyoruz da diyor. Tramvayı nasıl itelim? Yani Meral Akşener'in Fatih'e benzettiği Ekrem İmamoğlu Fatih'e karadan gemileri yürüttü. Bu düz yolda otobüs. Ha şöyle yapıyor. Tramvayı yürütüyor üç, ya. Üç teker üzerinde gidiyor otobüs. Tekno otobüs diyorlar. Tekno YTT. Yani, Hocam fakat hakkı teslim edelim. Mesuliyeti de eşit bir biçimde hepimize dağıttı. 16 milyon hepimiz... İstanbul'u sevin. <laughs> evet. Yani İstanbul'u otobüsler de sevin. Müname beton iteceğiz yani. E, e, Ekim ayındayız. Sivrisinek şikayet var insanlarda ciddi bir biçimde. Şöyle espriler yapıyor. Yani Sibirya'dan soğuğa dayanıklı sinekler mi ithal edildi de yayıldı falan. Yani Ekim'de Türkiye'de görülmüş bir şey değil bu mevsim bu aylarda Eylül'de, Ekim'de. Şimdi bu kadim sorunlar dururken yani AK Parti'nin getirdiği belli bir noktaya getirdiği bu sorunları çözmek dururken Sayın İmamoğlu daha çok bölge halka şirin görünecek, çevrecilik üzerinden, kültür sanat üzerinden, işte tablo alarak, Fatih'in tablosunu alarak ee, başladı. Ee, İtalya'dan işte çizdiği bir ressamın. Sonra onun üzerinde de tartışmalar oldu. Gençlere yönelik böyle sevimli e, anima şeyler e, fotoğraflar, şeyler vererek, görüntüler vererek. En son işte e, bugün yine gördüm. E, metrolarda bir e, kelp hocam, köpek e, dolaşıyor. Ve bu köpek birinin üzerine atlamış. Adamı neredeyse boğacak. Adam da ısırmasın diye başını falan okşuyor. O köpeği e, Ekrem İmamoğlu sempatik olsun diye metrolarda dolaşan, ismi de Bocci miydi? Öyle bir şeydi. Bijolo, Bocci mi öyle bir şey. Bir köpeği var metronun, düşünebiliyor musunuz? Metrolarda geziyor. İstanbul'u gezmeyi çok seviyormuş. Halk çıldırmış vaziyette birinin çantasını karıştırıyor, ötekinin üzerine atlıyor şeyde çok resimleri var, e, videolara, internette. Böyle bir köpek koyup şey yaparak ondan sonra hayvan duyarlılığını, hayvan sevgisini şey yaparak. Öte yandan adalarda 900 at eee telef oldu. Hiçbir açıklama yok. Yani hayvanseverler de çıldır çıldırmış vaziyette yine Tuzla'da bir toplu hayvan mezarı çıktı ki e, üstü kapatılmamış yani. Hayvanları atmışlar bir çukurun üstünde. Üstünde her türlü enfeksiyona yol açacak efendim şeyler, görüntüler var. Böyle bir algı yönetimi. Mesela mezarlıklara ibrik koydu. Zafer Arapkirli bu yüzyılın projesidir dedi. AK Parti bunu niye 30 yıldır düşünememiş dedi. Hocam o doğru bir şey. Do ha. ha. Onunla o doğru ilgili bir sizin, şey. eh, sizin evet. merak Sizin onunla ilgili evet. akşam Şimdi TV'de söylediğiniz evet. çok güzel bir şey. Onu at, açın lütfen Yok, hocam. Yok şu yani. Eskiden mezarlıklarda beşlik şaşal şişesi vardı ya. Hı -hı. Onun yerine ibrik koyandan Allah razı olsun. Tamam onu dediniz. Bunu reddedebilir mi Bu güzel Edemeyiz. bir şey. Evet. Fakat <laughs> ibriğe ibrik kadar muhabir kardeşim. <laughs> o şeyi söyleseniz hocam. Devenin içine... Yok yani şunu söylüyorum ben. Burada oturduk dördümüz dedik ki piknik yapalım hanımefendinin riyazetinde. Hanımefendi böyle 35 katlı bir pasta getirmiş. E sen deve kestirmişsin çevirmişsin efendim sen. Siz hocam nereden Sumatra Adası'ndan bilmem Ak ne... Yabalı. Bilmem ne şeyler getirmişsiniz. Falancanı yiyip de karda o kahve var ya pahalı evet, kahve evet. ben de marul salatası yapmışım üstüne maydanozu böyle çınar ağacı gibi dikmişim. <laughs> Efendim böyle bir zarafeti bile düşünemediniz diye Nobel'i bana verecekler bu yemeğin Nobel'ini yani. Öyle. Durum tam olarak bu. Yani böyle bir şey yani olabilir mi? Bakın yani o marulun üstüne maydanozu koymak şık bir şey. Bunu reddetmiyoruz. Ama ya siz burada şov yapmışsınız. <laughs> Gerçekten öyle. Fakat öbür tarafta hocam <laughs> bunu kontroversi olarak şey yani kodu olarak <laughs> Efendim bu ibrik de iş değildir demek de iş değil. İbrik bir iş. Tebrik ederiz. Ama yani. ibriğin şeyi çok büyüktü. Maliyet, askısı. Maliyeti Hayır askısı de evet. çok fenaymış. Askısı çok büyüktü. İbrikten çok o askı, o tak, zafer hocam takı gibi. Hocam projeymiş ki ibriği konuşuyoruz şu an. evet. E artı işte... E... Bir de hocam affedersin iki de bir lafını kesiyoruz ama bir de terakki İbrikler bizim bildiğimiz klasik ibrik mavi olur bunlar yeşil. <laughs> Ama mavi şey ibriği, taharet ibriği, Onun, mezarlar... Önce onu konu... tefrik etmişler. Ha, biraz daha büyüyor, neyse. Ya hakikaten işte ne yapıyor ee, konuşan duvarlar diye bizim zaman zaman trafikte daraldığımızda... ...cama açıp şöyle iki, bir, iki güzel bir şey gördüğümüz, e, yeşil gördüğümüz o duvarlar, e, yolların kenarındaki duvarları kaldırıyor. Temel atmama töreni yapıyor, metro kapatıyor yani bazı şeyler şöyle geliyor bana yani psikodinamine baktığımda acaba bir kitlesel deney mi yapılıyor İstanbul'da yani büyük bir deney mi yapılıyor halk nereye kadar tahammül edilecek ve halk nereye kadar bir insanı sınırsız savunabilir onun deneyi mi yapılıyor ki her şeyine de bir şey bulunuyor yani ben hakikaten öyle bir kitle de var onları da yani, yani takdir ediyorum hakikaten bir insanın her şeyi, her türlü beceriksizliği, başarısızlığı. Efendim İstanbul'un işte Haliç'te şeyler oluştu uyusunlar. Bu alk dediler. Efendim müsilaj oldu. E, de, Çevre Bakanlığı temizledi. E, biz temizledik dediler. İki ay çalışmayan bir geminin fotoğrafını koyarak. Yani müthiş bir PR, müthiş bir algı operasyonu, algı yönetimi, manipülasyon almış başını gidiyor. Fakat sıktı İlknur Hanım. Yani artık hem gençleri sıktı, hem yaşlıları, hem orta yaşlıları artık bakıyorum savunan kitle de belli bir yerden sonra boşa düşüyor. Çünkü bir şey oluştu. Fazilet durağıdır, şudur, budur. Yüzlerce yalan, ee, yalanın e, uslubu ve şeyi bir tarzı olursa algı yönetilir. Ama sadece yalan ve e, doğrudan yalan, yani salt yalan üzerinden gidersen belli bir süre sonra. Doğruyu söylesen de halk inanmamaya başlar. Şu anda bunu revize etmesi lazım. Yani gelsin bize sorsunlar biz onlara anlatalım bu nasıl e, bu doğru yapılır bu şey e, bilsinler. Yani şu anda yapılan tamamen bir başarısızlık ve bu başarısızlığın başarı olarak sunulması. Devlet 750 bin yurt yap kapasiteli yurt yapmış. Az önce hocamla konuşuyoruz. <laughs> 300 kişilik bu yurt açtı İmamoğlu. O yurttan bir fulutlar, bir Twitter'da şeyler bir genç kız başlattı. Altına düzmüşler, gözümüz yaşardı falan böyle bir duyarlı kesim. Öte yandan Bağcılar'da Lokman Çağrıcı'nın iki buçuk yıl önce temelini atılan yurdun çürüyor. Oraya İBB geldiğinden beri şey yapmıyor. Vakıfların STK'lı... Bir de şöyle bir şey oluştu. Bugün Tugva ile ilgili de hocamla konuştuk vakıfların, cemiyetlerin, STK'ların bu toplumdaki katkısı eşsizdir. Bunu her yerde söylüyoruz. Eğitim, marif, bilgilendirme, değer kültür aktarımı noktasında her STK'nın. Hayvan STK'sı da böyledir. Çevre STK'sı da böyledir. Eğitim ve değer dernek STK şeyi de böyledir. Derneği de böyledir. Şimdi bakıyoruz. E, Türk van elinden yurt alınmış mı şey alınmış mesela büyük adadaki heybeli adadaki temsilciliği ve oradan da bir algı yönetimi yapılıyor. Yani e, bütün yapılan şey hani şeyle tamamlayayım ben. E, Mehmet Akif'in çok güzel bir şeyi vardır. E, yıkmak insana yapmak gibi değer mi verir? Onu en çolpa insanlar da becerir diyor. E, sen yeter ki göster şudur kubbe diye iki ırgatla hemen iner Süleymaniye. Fakat gel yapalım dersen heyat o zaman sana bir Süleyman lazım bir de Sinan. Yıkmak kolaydır, Yöne, algı yönetimi kolaydır ama yapmak zordur. AK Parti bu zorları başardı ama öte taraftan adam çok küçük bir şeyle algıyı yönetiyor. Bu da bir başarıdır. Ama belli bir yerden sonra halk e, trafikte kaç saat Ne kadar da halk Ne kadar İstanbul Kart Kuyruğu'nda beklediğine bakıyor. Hı hı. Günde kaç metrobüs, kaç İETT otobüsü ittiğine, tramvayda işte dün... E, ee, Çekmeköy ve birçok yerde metrolarda şeyler oldu, arızalar, durmalar. Efendim YTT'lerin bekleme süreleri falan. Hepsini halk görüyor. İnsana kendi yaptığını hiç kimse yapamaz. Bu Ekrem İmamoğlu, Sayın İmamoğlu'nu bu halk seçti, İstanbul halkı. razı ee, razıysa devam eder. Kimse bir şey diyemez. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Razı değilse de ilk seçimde gönderir. Ama halk agah, agahtır, ariftir. Doğru ile yanlışı ayırt eder. E, feraset sahibidir, basiret sahibidir bunları görüyor, not ediyor sonsuz kredi açmış vaziyette İmamoğlu'na ama bu kredinin de bir belli bir son şeyi var, nihayeti var. Onu fazla zorlamaması lazım Sayın İmamoğlu'nun aksi takdirde e, 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 hani dün şey demiş e, yılın birisi söylemişti ismi bilmiyorum Mehter Marşı ile geldiler İzmir Marşı ile giderler. Aynısı İmamoğlu için de geçerli yani evet, evet. E, geldiği gibi <laughs> de bir şeydir, icraat Hizmet, Hizmet halkın beklediği Siz de adını hatırlayamadınız. Anlıyorum artık. Siz hatırladınız mı adını? Ee, ben hatırlamadım. O yaşlı tiyatrocu. <laughs> Valla adını hatırlamadım. Tamam canım hatırlayamadık yani yapacak bir şey yok. <laughs> Ramazan bir hocam değil, değil. sizin yorumunuz <laughs> ne olur? Ee, İstanbul'dan ne bahsediyoruz, tamam büyük bir şehirden <laughs> bahsediyoruz Gelmedi. ve yaşanan sıkıntılar her geçen <laughs> gün daha <laughs> da artmakta. İstanbul kart krizinden bahsediyoruz. <laughs> evet. ee, çözülür mü? bir e, Sizce bir formülü var mı? Çözülebilir yani, mi? Bu olayın çift boyutlu olduğunu düşünüyorum. Burada sanki şöyle bir problem var. Olayın bir boyutu şu. Evet, İmamoğlu toplum İmamoğlu'na ciddi bir yatırım yaptı. Resmen açık çek vermiş durumda. İstanbul'u yönetmesi için. Ancak İmamoğlu geldiği andan itibaren belli başlı problemleri çözmek noktasında ciddi bir irade gösteremedi. Hatta o konularda topluma ciddi vaatlerde bulundu. Mesela işten çıkarma olmayacağını, birkaç problem, birkaç noktada ciddi problem var. Mesela e, ki İmamoğlu e, açık ve şeffaf olmalı burada. Son dönemde İmamoğlu dikkatiniz çektiyse açıklamaları kendi yapmıyor. Artık kendi daha arka planda basın danışmanı Murat Ongun'du değil mi? Hı hı, Murat Ongun evet, açıklama Murat yapıyor ya da Twitter'da paylaşıyor, sosyal medya mecralarında. Geride kalma dediğiniz, ee, onu biraz açar mısınız? Sizce neden bu kadar ha, geride kalmayı tercih geleceğim. ediyor? Oraya geleceğim. Örneğin İSPARK'la ilgili ciddi problem var. Evet. İsparta başarılı olduğunu söyledi. İsparta ciddi yolsuzluk olduğunu söyledi. Zarar ettiğini söyledi. Kendi dönemde başarılı olduğunu söyledi. Söylediği gün İspart müdürünü görevden aldı. İspart ciddi anlamda zarar ediyor. Ee, kurumdan e, her İBB'den kimsenin işten çıkarılmayacağını, ideolojik gerekçelerle çıkarılmayacağını söyledi. Birçok personel çıkarıldı, birçok personel geri alındı. Ciddi bir bütçe açığı oluşmaya başladı. Kültür AŞ ile ilgili ciddi yolsuzluk iddialar var. Ne hikmetse İmamoğlu susuyor. herhangi bir açıklama yapmıyor. açık şeffaf olmuyor. Sadece Murat Ongun sosyal medya mecralarında açıklama yapıyor. evet İstanbul Kart örneği de aslında bunun son halkası. Bunun gibi çok fazla aslında sayılabilir başarısı oldu. Ama ee, ...evet başarısız, bir şekilde yönetemiyor, ee, henüz İstanbul yönetilebilir e, bir şehir olma vasfını kazanmadı İmamoğlu döneminde. Ee, ki e, şunun da altını çizmekte fayda var, toplum hala İmamoğlu'na verdiği e, açık çekin arkasında ciddi desteği hala var İmamoğlu'nun. Bu nereye kadar gider çok emin değilim. Ama e, ciddi bir algı operasyonu var. Artık bu bir de şu kavramı da artık sevmemeye başladım... Birçok şeyi hep algıyla açıklıyoruz ama bu algının da bir sosyolojisini yapmamız gerekiyor. Neden böyle? Neden gerçekler algının hep bir adım arkasında artık? Bunun biraz bu konuda düşünülmeli. Bir boyutu da aslında bence ilginç olan şu. Ben bazı başarısızlıkların CHP tarafından yapıldığını düşünüyorum. CHP'liler bir kısım CHP'li... ...politik aktörler başarısız bir İmamoğlu profili ortaya çıkarmak istiyor. Çünkü İmamoğlu CHP içinde en, güc en güçlü aktörlerden birisi. birisi yani Muharrem İnce yapılan ona da mı yapılacak Kesinlikle. Diyor. Son dönemde bakın. Sarıgül'e yapılanlar. Sarıgül'e yapılan da. Son dönemde İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı işte adaylar arasında ismi geçiyor değil mi? Aday hı hı. adaylar arasında onun da ismi vardı. Ekrem İmamoğlu vardı, Meral Akşener vardı, Mansur Yavaş vardı, Tunç Soyer vardı. Ve bu liste içerisinde bu aday adaylar arasında en güçlü aday İmamoğlu'ydu. Çünkü İmamoğlu'nun önemli bir başarısı var. Ee, evet bu bir başarıdır. İstanbul seçimlerini kazandı. Ee, fakat bu başarı sanki CHP içinde bir kanat tarafından, bir hizip tarafından e, istenmiyor. Ve İmamoğlu'nun önü kesiliyor. İktidarsızlaştırılıyor. İmamoğlu şu anda. Sanki bu olay bana biraz onu hatırlattı. Son dönemde CHP'li kamuoyu şirketleri tarafından yapılan çalışmalara bakın, Araştır. saha araştırmalarına. Önceden işte en güçlü aday Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın İmamoğlu görünüyordu. Ama son dönemde İmamoğlu neredeyse en alt sıralara düşürüldü. Mansur Yavaş ve ki bu içeride ciddi bir aslında ideolojik blok da oluşmaya başlamıştı Millet İttifakı'nda. Bir taraftan işte Meral Akşener, İmamoğlu tayfası, bir taraftan da Şahin solcuların olduğu Kemal Kılıçdaroğlu gibi, Canan Kaftancıoğlu gibi bir blok vardı burada. Bir ayrışma vardı. Sanki CHP içindeki bir kanat, bir akıl bunu tamamen bitirdi. İmamoğlu'nu iktidarsızlaştırdı ve yönetemeyen bir İmamoğlu Profil çıkmaya başladı. Evet yönetemiyordu. İç kavga başladı o zaman. Aha, iç kavga Tabii ki başladı. iç kavga zaten var. Bu iyice berrak hale gelmeye başladı. Biz şu önemli bence Türk siyasetinde bunu defalarca söyledim. Söylemeye de devam edeceğim anlaşılan. Türk siyaseti lider merkezli bir siyasettir. Güçlü lider demokrasiyi inşa edebilir ve seçimi de lider kazanır. Seçimi parti kazanmaz Türkiye'de. Ee, tüm siyasi tarihine bak, tarihimize bakalım. Seçimi Anavatan Partisi kazanmadı, Özel kazandı. AK Parti kazanmadı, Erdoğan kazandı. Bu işte Atatürk dönemi, e, gerçi İnönü dönemini düşünün. Aynı şey Demokrat Parti için aynı şey geçerli. Burada e, bu süreçte e, CHP içindeki bir kanat, e, yine altını çiziyorum, İmamoğlu'nu sanki itibarsızlaştırdı, iktidarsızlaştırdı. Bana birazcık ya çünkü bu kadar Bati sorunu çözememeye çözememeyi benim aklıma almıyor. Bunu sosyolojik anlamda yorumlayamıyorum da. Hı hı. Yani bir iş yapamak, Evet, İSPARK ciddi bir sorun çözemeyebilirsiniz. Bu ülkenin hemen, müdürü görevden alındı. Ha, görevden alındı. Ama İSKİ de öyleymiş. İSKİ de aynı şekilde savunamıyorum işte, artık dedi bu e, Aynı şekilde taksi problemini Kimdir? bu ülkeyle çözmene çok zor. Yani imam olduğu takdirde çözemezse bu imam bundan dolayı eleştirmem. Peki İmamoğlu'nu itibarsızlaştırma çalışmasından bahsedelim. Neden peki böyle bir yola başvuruldu sizce? Ee, yani bir süresi vardı ve o süre bitti mi? Yani İmamoğlu Özellikle, erken parlamaya başladı. Evet etlerinde. erken parlamaya başladı. Güçlü bir tehlike lider profili oluşturmaya başladı. Bakın sonuçta CHP'de, CHP'nin siyaset geleninde lideri değiştirmek çok zor. Hı hı. Deniz Baykal örneğin düşünün. Daha bir kalıplaşmış. Kaset kum, evet kalıplaşmış. Oturan bir sistem var. Adi bir şey lazım A yani. Evet, evet, yani bunu bir şekilde ya kişilik suikastı yapmanız lazım ya da onu siyaseten itibarsızlaştırmanız lazım. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa otur, genel başkanlık koltuğuna oturmayı oturmasını düşünün. Bir şekilde kaset kumpasıyla geldi. Kaset kumpası olmasaydı muhtemelen şu anda Deniz Baykal koltuğunda oturmaya ya, devam bu yılmaz edecekti. Yılmaz Ateş söylüyor, siz söylemiyorsunuz. Yani ee, burada sorun şu anda CHP içinde. CHP içinde en güçlü lider profiline sahip adaylardan birisi İmamoğlu'ydu. Ve son dönemde İmamoğlu'nun ön plana çıkmasıyla beraber bu Cumhurbaşkanlığı 2023 seçimiyle ilgili, ön plana çıkmasıyla ilgili bu söylem Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibini rahatsız etti. Kemal Kılıçdaroğlu hep tekil cümleler kurmaya başladı. Ben yapacağım, ben... Hep ben, hep başkanları oturacak demek zorunda tabii kaldı. Tabii tabii. yani aslında o mesaj İmamoğlu gibi İmamoğlu ve İmamoğlu gibi aktörlereydi. Yani CHP içindeki bir ekip, bir hizip ki hizipti bir partidir CHP. Tüm siyasi tarihinde sanki tırnak içinde söylüyorum CHP içindeki bir hizip İmamoğlu'na tırnak içinde söylüyorum haddini bildirdi, İktidarsızlaştırdı onu. E, Tavcettin Hocam sizler katılır mısınız bu fikre? İtibarsızlaştırma çalışması mı? E, var son bir dakikamız e, sizin de düşüncelerinizi almak içinde böyle bir şey var yani. Bir süredir savaş baltaları çıktı biliyorsunuz. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kırdığı bir takım potlarla ilgili genel izah da öyle hı hı. E, idi partiye yakın kimseler tarafından. Yani onların ismini vermeyeyim şimdi. Hani özellikle bu Katarlı öğrenciler falan o süreçte Aynen. hani bir haftada üç pot kırıyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Söylenen şey Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir malumat konusunda sıkıntı yaşayan bir resim imajıyla çıkartıp evet. piyasaya. Çünkü tam o sıralar başkanlığa adaylığını açıklıyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Yıpratma isteği olduğu idi. Partinin içinden kimselerden duydum. Şimdi benzer bir şeyin Sayın İmamoğlu'na karşı da ortaya konmuş olması akla uzak değil. Ancak ben tekrar edeceğim bir şeyi. Çok son derece mümkün. Hı. Bununla birlikte ben e, bu kadar basit olmadığını düşünüyorum. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almakla tasarladıkları şeyler bunun çok ötesinde bir şey. Ben, ben daha kesif bir tahribat olduğunu tahmin ediyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, esas teşekkür meselede ediyoruz. gündeme dair önemli konuları konuştuk. Önemli konuklarımız bizlerle birlikteydi. Doçent Doktor Ramazan Akır, Profesör Doktor Ahmet Akın ve Doktor Taceddin Kutay esas meselede bizlerle birlikteydi. Bizler ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşçakalın.